Evet, çalışma kitabının birinci sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir çuvalda 37 kilogram pirinç vardır. Bu çuvala en az kaç kilogram daha pirinç eklenirse çuvaldaki pirinç hem 3 kilogramlık hem de 5 kilogramlık poşetler hiç artmayacak şekilde ve poşetlerin tamamı dolacak şekilde paylaştırılabilir. O zaman demek ki benim 3 ve 5'in en küçük ortak katını bulmam gerekiyor. O zaman 3 ve 5'in ekoku aralarında asal olduğundan dolayı en küçük ortak katı 15. 15 ve 15'in katı olması gerekir. 37'den büyük. Şimdi 15'in katı 37'den büyük en az kaç olur? Ben bir katını alırsam 15 olur. 2 katını alırsam 30 olur. 3 katını alırsam 45 olur. 37'den büyük en küçük 45'tir. O zaman 45'ten 37'yi çıkartarak kaç kilogram eklemem gerektiğini buradan rahatlıkla 8 kilogram daha eklersem hem 3'e hem de 4'ün katı olan bir sayı bulmuş oluyorum. Cevabım Deniz. İkinci sorumuzda asal çarpanı 2 ve 3 olan sayıların bulunduğu kareler boyanıyormuş. Şeklin boyalı hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 24 sayısını asal çarpanlarına ayıracak olursam 2 üzeri 3 çarpı 3. Bunu asal çarpanlarını şöyle maviyle göstereyim size. Asal çarpanı şuradaki 2 ve 3'tür. O zaman bunun 2 ve 3 olarak yazabiliyorum. 25 sayısının asal çarpanları 5 üzeri 2 olduğundan dolayı sadece 5'tir. 35 sayısının asal çarpanları 5 ile 7'dir. 54 sayısına bakıyorum. 54'ü şöyle yazabiliyorum. 3 üzeri 3 çarpı 2 dersem 57 olur. Dolayısıyla 54'ün de asal çarpanlarından biri 2, biri de 3'tür. Demek ki boyanması gereken sayı 24 ve 54'tür. Boyalı şekli de A şıkkındaki gibidir diyebiliriz. Üçüncü soruda fen bilimleri dersinde bitkilerin farklı ortam ve koşullardaki büyümelerini araştırmak isteyen Gizem 20 santimetre boyunda iki farklı fidan alıyor. Bu fidanların farklı ortam ve koşullarda bir ay boyunca büyümelerini gözlemliyormuş. Gizem bir ay sonunda fidanların boylarını santimetre cinsinden ölçüyor. Ölçtüğü bu uzunluklar asal çarpanları aynı olan iki doğal sayı olduğunu görebiliyormuş. Bir ay sonunda birinci fidanın boyu 80 santimetre olduğuna göre ikinci fidanın boyu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 80'in asal çarpanlarıyla ikinci fidanın soru işaretiyle gösterilen sayının asal çarpanları aynı olması gerekiyor. O zaman ikinci fidanın boyunun ne olmasını görebilmem için 80'in asal çarpanlarına bakıyorum. 80'in asal çarpanlarını ayırırsam 2 üzeri 4 çarpı 5 olarak yazabiliyorum. Asal çarpanım 2 ve 5'tir. O zaman şıklarda asal çarpanı sadece 2 ve 5 olan sayıları bulmam lazım. Mesela A şıkkına bakıyorum. 100 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 10 üzeri 2 derim. Bu da 2 üzeri 2, 5 üzeri 2. Asal çarpanlar 2 ve 5'tir. Cevabımız A şıkkıdır ama diğerlere de bakıyorum. 110 sayısına bakıyorum. 110 sayısı 11 çarpı 10'dur. 10 sayısını da 2 çarpı 5 şeklinde yazarsam bunun asal çarpanları 11, 2 ve 5'tir. Bu olamaz. Diğer şıkka bakıyorum. C şıkkına bakıyorum. 120 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 120 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. 12'yi de 2 üzeri 2 çarpı 3. 10 sayısını da 2 çarpı 5 olarak yazarım. Dolayısıyla bunu düzeltirsem 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Bunun asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Bu da olamaz. 150 sayısına bakıyorum. 150 sayısını 15 çarpı 10 şeklinde yazabiliyorum. Bunu da 3 çarpı 5, 10 sayısını 2 çarpı 5 olarak yazarsam buradan 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Bunun da asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. O zaman cevabımız A şıkkıdır. Yani soru işaretiyle gösteren fidanın boyu 100 santimetre olur diyeceğiz. Dördüncü soruda arkadaşlar, özdeş olan iki banyonun zeminleri kare şeklindedir. Bu banyolardan birinin zemini 15 santimetre, diğeri de 30 santimetre kenar uzunluğuna sahip kare fayanslar şeklinde kaplanmıştır. Kaplama işleminde 16 paketler halinde satılan şekildeki fayanslar kullanılmıştır. Kaplama işlemi fayanslar kesilmeden, aralarında boşluk bırakılmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde yapılmıştır. Açılan paketlerdeki fayansların tamamı kullanıldığına göre bu özdeş iki banyonun zemini kaplamak için kullanılan toplam fayans sayısı en az kaçtır? Fayans sayısının en az olabilmesi için arkadaşlar o zaman 16'lık 30-30 var. Bunu ben 2'ye bölersem, bunu 4'e bölersem arkadaşlar şöyle böldüğüm zaman yani bu normalde bunları kesmiyoruz.
Yani bunun bir tanesinin kaç tane küçük yaptığını onu görmek istiyorum. Burası 15 santimetre, 15 santimetre. Yani büyük olan bir tane döşediğiniz zaman 4 tane küçük döşemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu 4 ile çarparsam bundan 64 tane kullanmanız gerekir. Yani 16 büyük 16 tane 30 çarpı 30'dan kullandığınız zaman öbüründen 15 çarpı 15'ten 64 tane kullanmanız gerekir ki boşluk kalmaması için. O zaman 16 tane buradan, 64 tane de buradan kullanmış olursunuz. Toplamda 80 tane en az kullanmış olursunuz. Beşinci sorumuz arkadaşlar, alanın 400 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğu aralarında asal sayılmış. Bahçenin kısa kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman 400'ün asal çarpan 400'ün çarpanlarına bakıyorum arkadaşlar. 1 çarpı 400, 2 çarpı 200. 3 ile olur mu? Olmaz. 3'e bölünmediği için. 4 çarpı 100, 5 çarpı 80. Ondan sonra 8 çarpı 50 yine 400 yapar. 10 çarpı 4 40. O da 400 yapar. Evet. 16 çarpı kaç olur? 16, 20, 25. 16 ile 25. 20 ile 20. Şimdi aralarında asal olmasını istiyorum. Hemen işaretliyorum aralarında asal. 1 ile bütün sayılar aralarında asal. 2 ile 2 ile 200 aralarında asal değil. 4 ile 100 aralarında asal değil. 5 ile 80 aralarında asal değil. 5'e bölünüyor. 8 ile 50 aralarında asal değil. 2'ye bölünüyor. 10 ile 40 aralarında asal. Genellikle arkadaşlar çift sayılar aralarında asal değildir. 16 ile 25 aralarında asal. Bunu artı yazıyorum. 20 ile 20 aralarında asal değil. Burada kısa kenarın alabileceği değerler 1 olabilir ve 16 olabilir. O zaman cevabımız buradan şıklarda olan 16'dır. Altıncı soruda yukarıdaki bavulun şifresi sağda ve solda iki basamaklı birer doğal sayı olacak şekilde belirlenmiştir. Sağ ve solda bulunan iki basamaklı sayılar için şu bilgiler verilmiştir. Sayılar aralarında asaldır. Sayıların asal çarpan sayılar birbirine eşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi sayılar aralarında asal ise arkadaşlar 42 ile 99 aralarında asal değildir. Her ikisi de 3'e bölünüyor. Siliyorum. D şıkkında 72 ile 75 aralarında asal değildir. Her ikisi 3'e bölündüğü için bunu da siliyorum. 25 ile 26 ardışık sayılardır. Ardışık sayıların hepsi aralarında asaldır. Bu şekilde. 25'in bir tane asal çarpanı var. Yani 5 üzeri 2 yazarsam sadece 5. 26'nın 2 ve 13 asal çarpanı var. 26'da 2 tane var. 25'te bir tane asal çarpan var. Dolayısıyla asal çarpan sayılar birbirine eşit değil. A şıkkını eledim. 63 sayısının 2 tane asal çarpanı var. Aralarında asal sayılardır. 7 ile 3'ün karesi şeklinde yazarsam 63'ü verir. 80 sayısını da 2 üzeri 4 ile 5 yazıyorum. 2 ve 5 aralarında asal. 2 ve 5 asal çarpanlarıdır. Dolayısıyla bunun da 2 tane asal çarpanı var. Şu sayının da 2 tane asal çarpanı var. Bu sayılar aralarında asal olduğundan dolayı bütün şartlar sağlamış oldu. Cevabımız C şıkkıdır. 7. soruda bir ilaç firması yeni ürünleri için iki ayrı salonda tanıtım toplantıları düzenleyecektir. Toplantılar oturumlar halinde yapılacak olup iki oturum arasına 10'ar dakikalık aralar verilecektir. A ve B olarak isimlendirilen salonlardaki her bir oturumun kaçar dakika olacağını tabloda verilmiştir. Örneğin A salonundaki 30 dakikalık oturumun ardından 10 dakika ara verip yine 30 dakikalık başka bir oturuma geçilecektir. Salonlardaki toplantılar saat 8.15'te başlayacak. 12.30'dan sonra başlangıç saati aynı olan aralarından biri uzatılarak öğle yemeği verilecektir. Buna göre öğle yemeği en erken saat kaçta verilecektir? Şimdi arkadaşlar 30 dakikalık bir oturum, 10 dakikalık teneffüs. O zaman 10 dakikayı eklediğim zaman her 40 dakikada bir toplantı başlıyor. Buraya da 10 dakika eklediğim zaman 60 dakikada bir oturumlar başlıyormuş. O zaman 60 ile 40'ın en küçük ortak katını bulayım. 60 ile 40'ın en küçük ortak katı 120 dakika. Demek ki 120 dakikada bir aynı anda
aralar veriliyor, toplantılar başlıyor. O zaman 8-15'e bunları ekliyorum. Şimdi 8-15'te toplantımız başladı. Yani 2 saat sonra 10-15 olur. 1-2 saat sonra 12-15 olur. 2 saat sonra 14-15 olur. Şimdi 14-15'te en uygun saat dilimi olmuş olur. Peki biz 10 dakikalık bir teneffüsü de buraya eklemiştik. 14-15'ten o 10 dakikalık bir teneffüsü çıkarttığımız zaman en uygun saat 14.05 olarak belirlenmiş olur. Cevabımız Bursa'dır. 8. soruda 1'den 5'e kadar olan sayılar birer kez kullanılarak dairesel bölümlerden oluşan aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir. Verilen şekilde birbirine yatay ve dikey olarak temas eden dairelerin içindeki sayılar aralarında asal olacaktır. 1 ve 5 sayılar yerleştirildiğine göre geri kalan sayılar bu şekilde kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Öncelikle arkadaşlar ben şöyle diyelim. 1'den 5'e kadar olan sayı 1, 2, 3, 4 ve 5. 1'i kullanmışım, 5'i kullanmışım. Geri kalan 2, 3 ve 4'ü kullanacağız. Şimdi 1 bütün sayılarla aralarında asal olduğu için ben şuraya 2 yazarsam buraya 3 yazmak zorundayım. Buraya da 4 yazarsam 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5 aralarında asal olmuş oldu. Bu bir şekil. Bir de bu rengi değiştirelim. Başka bir renk daha seçelim. Örneğin şunu şöyle de yapabilir miyiz acaba düşünüyorum. Örneğin mesela 1 ile 4'ü seçsek şuraya ne diyeceğiz? Şuraya mecburen 3 diyeceğiz. Çünkü 4 ile 3 aralarında asal. Buraya 3 desek buraya 2 demek zorundayız. O zaman bu şekilde de bir yerleştirme oldu. Yani böyle demiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 1, 4, 3, 2, 5 şeklinde. Bu iki şekilden biriyle bunu halledebilirsiniz. Toplamda iki farklı şekilde ne yapabilirsiniz? İstenilen durumu oluşturabilirsiniz. 9. soruda bir ilin yıllara göre nüfus miktarı değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir öğretmen öğrencilerinden tablodaki bilgilere göre yorum yapmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar nüfusun artışı azalışını sıralayabilmem için bunları eşitlemem lazım. Yani 10 üzeri 4, 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 4 şeklinde verilen bir ifadenin üstlerini eşitlemem lazım. Peki ben bu virgülü bir virgül sağa getirdiğim zaman üst 1 azalmış olur. Yani ben bunu 334 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabiliyorum. Şu ifade aynen yazılır. Çünkü 10 üzeri 3 olarak kalmış. 3 çarpı 10 üzeri 3. Şu ifade virgül 3 basamak sağa gidecek. Üst 3 azalmış olur. 313 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazarım. Şu ifade virgül bir sağa getirirsem üstten 1 azaltmış olurum. 279 çarpı 10 üzeri 3 olur. Şimdi ben bu yorumlara bakıyorum artık. Şimdi 2018 yılındaki nüfus miktarı bir önceki yıla göre azalmıştır. 2018'e bakıyorum. Bir önceki yıl 2017'de 317 iken 2018'de 279 olmuş. Azalmıştır. Evet, doğru söylüyor. 5 yakında en yüksek nüfus miktarının olduğu yıl 2015'tir. 2015 yılına bakıyorum. 334 en büyüktür. Doğru söylemiş. 2016-2018 yılındaki nüfus miktarlar birbirine eşittir. 2016'da 279, 2018'de 279 olduğu söylenmiş. Doğrudur. Her yıl nüfus miktarı artmıştır. Her yıl artmamış. Bazen artmış, bazen azalmış. Mesela 2015'ten 2016'ya geçerken azalma olmuş. 2016'dan 2017'ye geçerken artma olmuş. O zaman her zaman artmıştır ya da azalmıştır diyemeyiz. Cevabımız Denizli, bu yanlıştır. 10. soruda bozuk bir hesap makinesi tuşlanan iki basamaklı sayıların birler basamağındaki rakamı onlar basamağındaki rakamın üssü olarak algılayıp hesap yapmaktadır. Örneğin hesap makinesi 23 çarpı 48 bölü 82 işlemin sonucunu 2 üzeri 3, 4 üzeri 8 bölü 8 üzeri 2 işlemin sonucunu vermektedir. Buna göre bu hesap makinesi ile 33 çarpı 95 bölü 37 işleminin sonucunu kaç olarak buluruz? O zaman bunu üslü olarak yazarsa 3 üzeri 3 çarpı 9 üzeri 5 bölü 3 üzeri 7 olur. Buradan düzeltmeler yapıyorum. 3 üzeri 3 çarpı 9'u 3'ün karesi üzeri 5 bölü 3 üzeri 7 olarak yazarız. Buradan da 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 7 olur.
İşlem önceliğine göre soldan sağa doğru işlem yapıyorum. 3 üzeri 13 bölü 3 üzeri 7 yapar burası. Şimdi tabanlar eşitse bölme işleminden payın üstünden paydan üstünü çıkartıyoruz. Yani 3 üzeri 13 bölü 3 üzeri 7 olarak yazarsam 3 üzeri 13 eksi 7 olarak bulurum. Bu da 3 üzeri 6'dır. Cevabımız A şıkkıdır. 11. soruda 4 küpün yüzeylerini 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 üslü ifadeleri aşağıdaki kurallara göre yazılıyor. Küplerin her bir yüzeyine bir tane üslü ifade yazılacak. Küplerin karşılıklı yüzeylerdeki ifadelerin çarpımı 3 olması gerekiyormuş. Daha sonra bu küpler aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre elde edilen cismin yüzeylerinde yazan üslü ifadelerin çarpımı en az kaç olması gerekiyor? Şimdi en az olması için üstleri küçük olanları seçiyorum arkadaşlar. Şu kısmı alıyorum. Bunlar 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3 sayılar büyük olduğu için büyük bir sayı gelecek. Biz buradan daha küçük bir sayı elde etmiş oluruz. O zaman 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1 yazarsam bu işlemin sonucu 3 üzeri eksi 2 gelecek. Demek ki her yüze 3 üzeri eksi 2 yazacağım. 1, 2, 3, 4 olur. O zaman 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. En az olmuş olur. Dolayısıyla bu ifade 3 üzeri eksi 8 olarak bulunmuş olur. Cevabımız C şıkkıdır. 12. soruda aşağıdaki tabloda Kerem'in bir mağazadan satın almış olduğu ürünlerin fiyatları çözümlenmiş hali olarak verilmiş. Ben bunu çözümlenmişin sonuçlarını buraya yazdım arkadaşlar. Bu ürünlerden birinin bazı rakamları silinmiş olan etiket fiyatı aşağıdaki gibidir. Şuradaki gibi. Bu etiket fiyatı hangi ürüne aittir onu soruyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere bu etiket fiyatının son rakamı 5, birler basamağı 9 olması gerekir. Şimdi pantolona bakıyorum. Birler basamağı 9, onda %1'ler basamağı 5. Bu uygun olabilir. Birler basamağı 9 olan gömlek de var ama %1'ler basamağı 2 olduğu için gömleği alamıyorum. Kaza bakıyorum. Birler basamağı 2'dir. %1'ler basamağı 5'tir. Yine olmuyor. Cekete bakıyorum. 3 basamaklı bir sayıdır tam kısmı. Birler basamağı 9. %1'ler basamağı 5'tir. Dolayısıyla bu yine bizim şarta uygun değil. Çünkü bizim tam kısmı 2 basamaklı bir sayı olması gerekir. Burada 3 basamaklı bir sayı verilmiş. O zaman bu ürün pantolon olabilir diyeceğiz. 13. soruda bir fen bilimleri öğretmeni öğrencileriyle birlikte botanik parkı gezmeye gitmiştir. Bir botanik parkta bulunan bitkiler türlerine göre numaralandırılmış. Gezi sırasında bir öğrenci aynı bitki türlerinin numaralarının eşit olduğunu fark etmiştir. Aşağıdaki numaralardan hangisi diğerlerinden farklı bir bitki türüne aittir? Ben şu virgülü 2 basamak sağa getirirsem bu ne olur? 8 çarpı 10 üzeri 0 olur. Yani 8 olur. Şunun bir virgül sağa getirirsem 8 çarpı 10 üzeri 0'dan bu da 8 olur. Şu da 8 olur. Şu ifadeye baktığımız zaman virgülü bir basamak sola getirirsem 80 çarpı 10 üzeri 0 olur. Yani burası 80 olur. Şu virgülün bir basamak sola getirirsem bu da 8 çarpı 10 üzeri 0 olur. Şimdi eşit olanlar arkadaşlar A şıkkı eşit, B şıkkı eşit, D şıkkı eşit, farklı olan C şıkkıdır diyebiliriz. 14. soruda şekildeki ABC dikdörtgeninde kenar uzunlukları metre cinsinden verilmiş. Buna göre ABC'de dikdörtgenin alanı kaç metre karedir? Arkadaşlar 0,04 çarpı 10 üzeri 6 metreyi düzelttim. 4 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazdım. Virgülü 2 basamak sağa getirirseniz üssü 2 azaltmış olursunuz. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri 4 elde edersiniz. 0,5 sayısını virgülü 1 basamak sola getirirseniz üstten 1 azaltmanız gerekiyor. Dolayısıyla 5 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi kısa kenarımız ve uzun kenarımız verilen bir ifadenin çarpımını istiyor, alanı istiyor. 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 5 çarpı 10 üzeri 3. 4 ile 5'i çarparsam 20 çarpı 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 3'ü çarparsam 10 üzeri 7 yapar. Şu 20 sayısını 2 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 7 olarak yazarım. Bunun üssü 1 olduğundan dolayı 2 çarpı 10 üzeri 8 sonucuna ulaşmış olurum. Yani cevabımız Ceyhan. 15. soruda özdeş küpler önce birbirlerine daha sonra da tahta zeminine
şekildeki gibi yapıştırılıyormuş. Daha sonra küplerin birbirlerine ve tahta zemine yapıştırılan yüzeyleri dışındaki tüm yüzeyleri sayılar yazılıyor. Zemine paralel olanları 125, dik olanlar 4 yazılıyor. Bu sayıların hepsinin çarpımını bizden soruyor. Öncelikle kaç tane 4 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane 4'ün çarpımı. O zaman 4 çarpı 18 diye yazabiliyorum. 125'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 125'in çarpımı kısa olarak 125 üzeri 8 olarak yazabiliyorum. Şuradan 2 üzeri 18, 125'i de 5 üzeri 3 üzeri 8 olarak yazarım. Buradan 2 üzeri 36 çarpı 5 üzeri 24. Bunları çarpabilmem için üstlerin eşit olması gerekir. 2 üzeri 36, 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 24 olarak yazabiliriz. 5 üzeri 24 ile çarpabiliriz artık. Üstler 24, 24 olduğuna göre tabanları çarpıyorum. 2 üzeri 12 çarpı 10 üzeri 24 olarak bunu bulabiliriz. Cevabımız Bursa. 16. soruda bir üstü ifade sorusu. Üzerinde 4 adet renkli buton bulunan bir hesap makinesi verilmiştir. Bu makinenin üzerindeki tuşlardan 2 tanesine sırasıyla basılıyor. Hesap makinesi ilk basılan butonun tablodaki rakam karşılığını taban, ikinci basılan butonun ise tablodaki rakam karşılığının toplama işlemine göre tersini üst olarak algılayıp bir üstü ifade üretiyormuş. Üretilen bu üstü ifadenin de %25'ini alıp ekrana cevap olarak yazıyor. Şimdi birinci olarak maviye basmışız, sonra yeşile basmışız. Sonuç ne? Onu soruyor. Maviye basıyorum, mavi 4'tür. 4'ü taban olarak alıyor. Yeşile bastım, yeşili 8'dir. Toplama işlemine göre eksi 8 olarak yazıyorum ve üst eksi 8 olur. Bunu da düzeltirsem 2 üzeri eksi 16 olur. Şimdi 2 üzeri eksi 16'nın %25'i. Bir sayının %25'i demek 4'te 1'i demektir. O zaman 2 üzeri 16'yı eksi 16'yı 4'te 1 yani 4'e bölüyorum. Bu da 2 üzeri eksi 16 bölü 2 üzeri 2 olarak yazarım. Tabanlar eşitse üstünü payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyorum. Yani 2 üzeri eksi 16 çarpı şöyle olur. 2 üzeri eksi 16 eksi 2 diye yazacağım. Çarpı yazmıyoruz. 2 üzeri eksi 18 olarak sonucu buluruz. Cevabımız Denizli. 17. soruda tabloda verilen sayılardan asal olanlar yeşil, asal olmayanlar ise kırmızı olarak boyanacakmış. Şimdi asallara bakıyorum arkadaşlar. Ya da öncelikle asalımız 29, 13 ve 2. Bunlar nedir arkadaşlar? Asal sayılardır. 41 asal sayıdır. Başka da var mı? 61 asal sayıdır. Bunlar yeşil olacak. Burası yeşil, şurası yeşil, şurası yeşil, şurası yeşil, şurası yeşil. O zaman yeşil, 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 yeşil burası. Kırmızı, şurası kırmızı, şurası kırmızı, şurası kırmızı, şurası da kırmızı. Asal olmayan sayılar. O zaman cevabımız A şıkkındaki gibi olur. 18. soruda yukarıda sarı, kırmızı, mavi, beyaz ve siyah beyaz renklerin özdeş ölçek kullanılarak farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen renkler gösterilmiştir. Karışıma katılan renklerin temsil ettiği sayılar sarı 2, kırmızı 3, mavi 5, beyaz 7, siyah 11'dir. Oluşan karışımın renk kodu ise bu sayıların çarpılmasıyla belirlenmektedir. Örnek vermiş bize 4 ölçekli sarı, 1 ölçek kırmızı olan İşte 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sonuç 48. Yani turuncunun kodu 48'dir. Kodu 132 olan sayı hangi renk kullanılmamıştır? O zaman 132'nin asal çarpanlarına bakıyorum. 132 asal çarpanlarına bölersem 2'ye böldüm. 66 olur. Bir daha 2'ye bölersem 33. 3'e bölersem 11. 11'e bölersem 1. Demek ki 132'nin içinde İki rengini kullanmış. İkinin karesi var. Çarpı 3 çarpı 11. Demek ki 2 var, 3 var, 11 var. Yani sarı rengi kullanmış. 3 kırmızı rengi kullanmış. 11 siyah rengi kullanmış. Kullanılmayan mavi veya beyaz renk olabiliyor. Hangileri var? Mavi var şıklarımızda. O zaman mavi kullanılmamıştır diyeceğiz. 19. soruda. Yukarıdaki şekilde mavi renklerin, mavi dairelerin üzerine yazılmış olan iki sayıdan
İki sayının en küçük ortak katı hesaplanarak bağlı bulundukları dairelerin içine yazılmıştır. Bu işlem sarı daireler içinde de devam ettirilirse yeşil daireye aşağıdakilerden hangisi yazılabilir, yazılmalıdır. 2 ile 3'ün en küçük ortak katı 2 ile 3 aralarından sal olduğu için bu sayıların çarpımı ekoklarıdır. 1 ile 4 aralarından sal olduğu için bu sayıların ekokunu bulmak için bu sayıları çarpmanız yeterlidir. 5 ile 8 aralarından sal olduğu için ekokları 5 ile 8'in çarpımı olan 40 sayısını bulmuş oluruz. Şimdi 6 ile 4. 6 ile 4'ün en küçük ortak katı arkadaşlar 12'dir. 4 ile 40. Eğer bir sayı diğer bir sayının tam katıysa arkadaşlar ekok büyük olan sayıya eşittir. 40 sayısı 4 sayısının tam katı olduğundan dolayı o zaman ekok büyük olan sayı yani 40'a eşittir. Şimdi artık 12 ile 40'ın en küçük ortak katını buluyorum. Hemen 2'ye bölüyorum 26. Buraya 2'ye bölüyorum 10. 3. Buraya 2'ye bölüyorum 5'e 3. 3'e bölüyorum 1. 5. 5'e bölüyorum 1. Ekokları şuradaki sayıların hepsinin çarpımı. 5 çarpı 3 15, 30, 60, 120. Demek ki B'ye yeşil olan yere 120 yazılması gerekiyormuş. 20. soruda A ve B asal sayılar olmak üzere 324 sayısını A üzeri X, B üzeri 2X şeklinde çözümlemiştir. Buna göre 324 sayısını K üzeri X ifadesi şeklinde yazılırsa K'nın değerini soruyor. Öncelikle arkadaşlar 324 sayısı 18'in karesidir. Bu 18'in karesini 2 üzeri 2 çarpı 9 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Bunu da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 olarak yazarız. Buradan x'in 2 olduğunu gördük. Diğerine geçmemize gerek yok. Yani buradan A sayısı 2 olur. B sayısı da 3 olur. Şimdi bunu 324 sayısını k üzeri x olarak yazmışız ya. Bu 18'in karesidir. 18'in karesi olarak yazarsam x sayısının 2, k sayısının da 18 olduğunu buradan rahatlıkla görmüş oluruz. 21. soruda arkadaşlar, yukarıdaki verilen hesap makineleri sadece üstü sayılarla işlemi yapabiliyormuş. K tuşuna basıldıktan sonra üs olarak yazılıyormuş. Örneğin soldaki hesap makinesinde sırasıyla 2'ye, k'ya, eksiye, 3'e bastığım zaman 2 üzeri eksi 3 sayısını hesaplayabiliyormuş. Önce soldaki hesap makinesinden 4, 0, 0, k, artı ve 3 tuşuna basıyoruz. O zaman 4, 0'a bastığım zaman 400 olur. Artıya basıyorum, 3 yazmış oluyorum. Yani 400 üzeri 3. 420'nin karesidir üzeri 3. Bunu da 20 üzeri 6 olarak burada bir dursun. Tam karşılıklı olarak öbür tarafa yazıyorum. Ben buradan 4'e bastığım zaman onun karşısında 2 var. Buradan çift sıfıra bastığım zaman karşısında 0 var. Buradan 0, ondan sonra artıya bastığımda şurada karşılığında eksi var. Sonra 3'e bastığımda, şuradan 3'e bastığımda burada 5. O zaman burası eksi 5 yapar. Yani bizden istenen 20 üzeri 6 ile 20 üzeri eksi 5'in çarpımı, tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. 20 üzeri 1 sonucu. Bunu da 2 üzeri 2 çarpı 5 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Cevabımız Ceyhan. 22. soruda hedef belirleme diye bir etkinlik yapmışlar. Ezgi Hanım yürüyüşe çıkmadan önce telefonun adım sayar kısmındaki günlük yürüme hedefini 1100 adım olarak belirliyor. Adım sayar ilk adımdan başlayarak 1100 sayısının her tam böleninde titreşimle uyarı veriyor. Ezgi Hanım'ın telefonu 7. kez titreşimle uyarı verdiğinde Ezgi Hanım attığı adım sayısının kaç katı daha adım atarsa günlük yürüme hedefini yakalamış olur. O zaman buradan 1100'ün bölenlerine bakmamız gerekir. 1100. 1 sayısıyla 1100'ü çarparım. 2'ye bölünür. 2 ile 550 deriz. Olur. 3'e bölünmez. 4 olur mu? Evet. 4 çarpı 275 olur. 275, 275. Evet, sağlar. 5'e bölünür. 5 ile 200 olursa 1000 yapar. 20 gelse evet. 220. 6 olur mu? Yok. 7 olmaz. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölenir. 10 çarpı 110 dersek olur. Ondan sonra 11 ile 100'ü diyebiliriz. 20 ile 55 de diyebiliriz. Şimdi 7. kese bakıyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinci kez şurada. O zaman yedinci kez 20 olduğuna göre demek ki 1100'e yakın bir sayı bulmamız lazım. O zaman şöyle desek olur mu? Şıklardan gidersek 54'ü düşünüyorum. O zaman 54 ile 20 çarparsam bakayım ne olur? 1080 olur. Yani 1100'e çok yakın bir değer olur. O zaman cevabımız Denizli'dir diyeceğiz. 23. soruda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de insanlık tarihinin bilinen ilk tapınakları yer almaktadır. Göbekli Tepe'de 2018 yılında 1 milyon turist ağırlamıştır. 2019 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle birlikte bu bölgeyi 2019 yılının ilk 7 ayında toplam 2 milyon 800 bin turist ziyaret etmiştir. Göbekli Tepe'ye 2019 yılının son 5 ayında aynı yılın ilk 7 ay ortalamasına eşit sayıda turist gelmesi durumunda 2018 ve 2019 yıllarında Göbekli Tepe'ye gelen toplam turist sayısının bilimsel gösterimi kaçtır onu soruyor. Şimdi arkadaşlar 2018 yılı 1 milyon ziyaretçi gelmiş 1 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi ilk 7 ayda toplam 2 milyon 800 bin gelmiş. Bunun ortalamasını bulmam lazım. Çünkü son 5 yılın son 5 evet son 5 ayın ortalamasını bulmak istiyorum toplamını. 2800 bölü 7 dediğimde aylık 400 bin kişi geliyormuş. Son 5 ay dediği için bunu 5 ile çarpıyorum. 400 bini 5 ile çarparsam son 5 ayda 2 milyon turist gelmiş oldu. Başlangıçta da 2 milyon 800 bin vardı. 2 milyon 800 bin. Bunu da toplasak 4 milyon 800 bin kişi. Şimdi 4 milyon 800 bin kişi bunu 2019 yılı olarak şöyle yazabiliriz artık. 4 yani 48 çarpı 10 üzeri kaç sıfırım var? 4 milyon 800 bin kaç tane sıfırım var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfırım var arkadaşlar. Bunu şimdi topluyorum. Şurayı da bir virgül sola getirirsem bu 4.8 çarpı 10 üzeri üstü de 1 artırmam gerekecek. Burası 6 olur. Şimdi 1 çarpı 10 üzeri 6 ile 4.8 çarpı 10 üzeri 6'yı topluyorum. 1 çarpı 10 üzeri 6 artı 4.8 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi üstler eşit olduğundan dolayı 10 üzeri 6'yı dışarıya alıyorum. 1 artı 4.8 bu da 5.8 çarpı 10 üzeri 6 olarak bilimsel gösterim yapabiliriz. Cevabımız Ceyhan'dır. 24. soruda ok atışları müsabakasında hedef tahtasına isabet eden atışlarda alınacak puanlar yukarıda verilmiştir. Aynı bölgeye isabet eden atışlar içerisinde 9 atıştan fazlası değerlendirmeye alınmayacaktır. Verilen bilgilere göre 23 tam 1.681 puan alan kişinin kaç atışı yeşil bölgeye gelmiştir? Şimdi arkadaşlar 23 tam 681'i çözümleyelim. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi buraya kırmızı bölgeye 2 atış, mavi bölgeye 3 atış yapmış. 10 üzeri eksi 1 buraya 6 atış yapmış. 10 üzeri eksi 2 buraya 8 atış yapmış. 10 üzeri eksi 3 buraya 1 atış yapmış. Yeşil bölgeyi sorduğu için yeşil bölgeye 8 atış yapmıştır diyeceğiz. 25. soruda ışık yılı bir zaman ölçüsü değildir. Işık yılı ışığın bir yılda aldığı yolu yani 9.5 çarpı 10 üzeri 12 kilometrelik mesafeyi ifade eder. Gökbilimciler bir yıldız için 10 ışık yılı uzakta diyorlarsa yıldızın 95 çarpı 10 üzeri 12 kilometre ötede olduğunu ifade etmek isterler. M13 yıldız kümesi dünyadan 2500 yıl ışık yılı uzakta yer alır. M13 yıldız kümesinin dünyaya olan uzaklığının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman 2500 çarpı 9,5 çarpı 10 üzeri 12. Şimdi bu 2500'ü 25 çarpı 10 üzeri
2 çarpı 9.5 çarpı 10 üzeri 12. Yani 25 çarpı 9.5 çarpı 10 üzeri, üstleri toplasam 10 üzeri 14 deriz. Buradan 25 ile 95'i çarparız. Sonra virgülü kullanırız. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 10 12 yapar. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 2 18 22. Burayı toplasak 2375. 2375 virgülü kullanırsak o zaman 237,5 çarpı 10 üzeri 14 deriz. Şimdi virgül bir bilimsel gösterim olabilmesi için 1 ile 10 arasında olması lazım. Virgülü şuraya getirirsem sayımız 1 ile 10 arasında olur. 2.375 çarpı 10 üzeri 14. Virgülüm sola geldiği için 2 basamak, bunu 2 basamak artırmam gerekecek. Dolayısıyla 2.375 çarpı 10 üzeri 16 olarak ifade edebiliriz. Bu da hangi şıkta var arkadaşlar? Bu da A şıkkında mevcuttur. 26. soruda internet üzerinden arama yaparken herhangi bir arama motoru saniyeler içerisinde sizin için kaç tane sonuç olduğunu belirtir. Yaklaşık olarak 25 milyar 270 milyon sonucu 0,25 saniyede bulmuştur. Yukarıda aranan bir kelimeye bağlı olarak bulunan sonuç ve bulunma süresi belirtilmiştir. Arama motorunun aynı kelimeye bağlı olarak bir saniyede bulacağı yaklaşık sonucun bilimsel gösterimi dakika cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 0,25. O zaman ben şu ifadeyi üstü olarak yazarsam 25, 27 çarpı 10 üzeri 7 deriz. Bunu 0,25 4'te 1 olarak düşünecek olursak yaklaşık olarak bunu 4 ile çarparım. Bu sonuç ne olur? 10.108 olur. Çarpı 10 üzeri 7. Virgülü 4 basamak sola getirirsek üst 4 artırmamız gerekecek. Yani 1.0108 çarpı 10 üzeri 11 bilimsel gösterimi olarak A şıkkında mevcuttur. 27. soruda Ahmet A parkurunda, Yusuf B parkurunda yürümektedir. 30 kilometreden az olduğu bilinen A parkurunun %60'ı topraktır. B parkurunun ise %50'si topraktır. Parkurların toprak kısımlarının uzunlukları birbirine eşittir. Toprak kısımları Ahmet saatte 4 kilometre, Yusuf ortalama 6 kilometre sabit hızda yürüyerek eşit sürede tamamlamıştır. Toprak kısımları tamamlama süreleri saat cinsinden tam sayı olduğuna göre A ve B parkurlarının toplam uzunlukları en az kaçtır? Ahmet 4 kilometrede, Yusuf 6 kilometrede bitirdiğine göre o zaman 4 ve 6'nın ekokunu bulmamız gerekecek. 4 ile 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. O zaman toprak kısımları her ikisinde eşit 12 olarak alabiliyorum. O zaman %60'ı Ahmet 12 kilometrede gitmişse %100'üne kadardır. Tamamını, yolun tamamını istiyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 60 çarpı x eşittir 100 çarpı 12 yaparız. Bunu 12'ye bölersek 1, burayı 12'ye bölersek 5, 5'e bölersem 5'e bölersem 20. Demek ki Ahmet'in gittiği toplam yol 20 kilometre. Aynı şekilde burası da 12 kilometredir. %50'si yani yarısı 12 kilometre ise tamamı yani %100'ü 20 kilometredir buradan diyebiliriz. Toplam yol neymiş arkadaşlar? Tamamı 24, pardon, 24 kilometre de diyeceğiz. Ahmet 20 kilometre, Yusuf 24 kilometre yürümüş. Toplamda 44 kilometre yol yürümüşlerdir diyeceğiz. 28. soruda müşteri memnuniyeti anketlerini değerlendiren otel yönetimi binanın çok güneş alan resimdeki iki cephesinin tüm pencerelerini cam filmi çekerek güneş ışığını azaltmak istiyor. Otel yönetimi metrekaresi 8 lira olan cam filmini kullanarak bu işlemi gerçekleştirdiğinde toplam ne kadar ödeme yapar? 12 sıra, 12 oda var her sırada. Toplam 18 sıra. O zaman 18 çarpı 12'den 216 oda var. 216 oda pencereleri birinci tiple kapatacak. Birinci tip pencerenin alanı 3 çarpı 2'den 6 metrekare. O zaman 216'yı 6 metrekare ile yapıyorum. Şunu üstü olarak yazacağım. 216'yı 6 üzeri 3 çarpı 6'dan, burası da 6 üzeri 4 metrekarelik bir alan oluşturur. İkinci tip
pencerelerin olduğu yerde 12 sıra 12 kat var. 12 oda var. O zaman 12 çarpı 12'den burada 12'nin karesi yapar. Her bir pencerenin alanı ise 3 çarpı 3'ten 9 santimetre kare. O zaman 12'nin çarpı 3'ün karesi diye yazabiliriz. Şurayı arkadaşlar 12 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Bunu da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Buradan da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Üstler eşitse tabanlar çarpılıyor. Bu da 6 üzeri 4 metre kare yapar. Toplamda kaç metre kare oldu? Birinci tipten 4, 6 üzeri 4'ten, ikinci tipten 6 üzeri 4'ten. Buradan 2 çarpı 6 üzeri 4 metre kare bir alan oluştu. Metre karesini 8 liradan yapmıştı. O zaman 2 çarpı 6 üzeri 4'ü bir de 8 ile yani 2 üzeri 3 ile çarpmak istiyoruz. Buradan da 6 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'tür diyebiliriz. Buradan da 2, 12 üzeri 4 TL olarak vermiştir diyebiliriz. Cevabımız C yanıtıdır. 29. soruda bir saat tasarımcısı yandaki gibi bir saat tasarlamıştır. Bu saati tasarlarken 2'nin doğal sayı kuvvetlerini kullanmıştır. Eğer gösterilecek saat öğleden önce ise o zaman ö ışığı yanmaktadır. Öğleden sonra ise ös ışığı yanmaktadır. Örnek vermiş. Şurada örneğin saatin ışıkları şekildeki gibi yandığında saat kısmında 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 2, dakika kısmında 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 olarak yani saat 5.12 öğleden önceki ışıklar yanmıştır. Yani burası 0, 1, 2, 3, 2'nin kuvvetleri. Burası da 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 2'nin kuvvetleri. Şimdi buradan 0, 1, 2, 3 olarak yazarsam saat kısmına bakıyorum. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Saatimiz buradan 6 olur. Dakika kısmında 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hangileri yanmış? 2 üzeri 0 yanmış. 2 üzeri 2 yanmış. 2 üzeri 4 yanmış. Bu da 21 yapar. Yani 6, 21. Şimdi öğleden sonraki ışık yandığı için bunu o zaman 18, 21 olarak işaretleyeceğiz. 30. soruda yukarıda her bir kutunun içerisinde üstü bir ifade bulunmaktadır. Artışı 3 kutu içinde bulunan üstü ifadelerin çarpımı 8 üzeri 2 ise verilmeyen kutular içinde üstü ifadelerin çarpımının sonucu kaçtır? Arkadaşlar ben buraya A diyeyim, buraya da B diyeyim, buraya A diyeyim, buraya da A diyelim. Şimdi bu 3 tane sayıyı çarpalım. A çarpı B çarpı 2 üzeri eksi 3 eşittir 8 üzeri 2 yani 2 üzeri 6. Buradan A çarpı B eşittir 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri eksi 3 yani 2 üzeri 9. Burada kalsın. Bir de ben buraya X diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu ifadelerin çarpımına bakıyorum. Şuradaki ifadelerin çarpımı ya da şuradaki ifadelerin çarpımı hepsi birbirine eşit olması lazım. X çarpı A çarpı 2 üzeri 4 eşittir 2 üzeri 6'dan. Buradan x çarpı a eşittir 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 2 gelecek. X çarpı a. Buradan a sayısını b sayısını bulabilir miyiz? Şuradan geliyorum. X'e geliyorum. A çarpı b çarpı x 2 üzeri 6 olması lazım. Yani 8 üzeri 2, 2 üzeri 6. Buradan a çarpı b'yi biliyorum. A çarpı b neydi? Yukarıda 2 üzeri 9 olarak bulmuştum. 2 üzeri 9 çarpı x eşittir 2 üzeri 6'dan. Buradan x'i 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 9'dan 2 üzeri eksi 3 olarak bulurum. X'in yerini buldum. Şimdi burada verilmeyen kutular içerisindeki sayıları bulmamızı istiyor. A'yı artı bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi x sayısı 2 üzeri eksi 3. 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri eksi 3. 4 üzeri 2 ve a'yı çarptığım zaman 8 üzeri 2 yani 2 üzeri 6 vermesi lazım. Buradan 2 üzeri 1 çarpı a eşittir 2 üzeri 6'dan a sayısı 2 üzeri 5. A sayısı 2 üzeri 5. Şuradaki a sayısı 2 üzeri 5. Şuradaki b sayısı o zaman 2 üzeri 4 olur. Çünkü a ile b'nin çarpımı 2 üzeri 9. Burası 2 üzeri 4. Şurası da 2 üzeri 5. Verilmeyen ifadeleri maviyle yazıp çarpayım. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 5 ifadesi şurası 2 üzeri 5. Bunların hepsini çarpıyorum.
2 üzeri 5, 2 üzeri 5 çarparsam 2 üzeri 10, 2 üzeri 14, 2 üzeri 19, 2 üzeri 16. 2 üzeri 16 sonucuna varmamız gerekir. A şıkkına bakıyorum. 2 üzeri 4 üzeri 4'ten 2 üzeri 16 cevabını vermektedir. 31. soruda bir teknoloji marketinden toner almak isteyen bir kişinin incelediği iki farklı toner türüne ait bilgiler verilmiştir. 3 üzeri 12 adet çıktı almak isteyen bu kişi B tonerinin daha uygun olduğunu hesaplamıştır. Buna göre B tonerinin bir tanesinin ücreti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A tonerinin ücretine bakıyorum arkadaşlar. 81'i 3 üzeri 7'ye bölersek burası 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 7'den 3 üzeri 3 kalacak. Yani demek ki B tonerinin buradaki bir XTL bir fiyatı varmış. 1 bölü 3 üzeri 3 büyük olmalıdır. X bölü 3 üzeri 11 ifadesi diyebiliriz. Şimdi şıklardan baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkını denersek 1 bölü 3 üzeri 3 büyük müdür acaba? 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 11. Bunları sadeleştirdiğim zaman şurası 1 bölü 5 gelir. 1 bölü 3 üzeri 5 gelecek. Bu sağladı. Peki B şıkkı sağlar mı? 1 bölü 3 üzeri 3 büyük müdür? 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 11. Sadeleştirdiğimde şurası 1 bölü 3 üzeri 3 olur, eşit olur. Sağlamadı. C şıkkına bakıyorum arkadaşlar. C şıkkını da buraya yazayım. 1 bölü 3 üzeri 3 büyük müdür? 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 11. Sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 3 üzeri 3 büyüktür. 1 bölü 3 üzeri 2. Böyle bir ifade yine yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. D şıkkını da kendiniz inceleyebilirsiniz. 32. soruda üstteki şekilde verilen aynı renkli bölümlerde yazan ifadelerin çarpımı birbirine eşittir. A, B, C toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Örneğin arkadaşlar ben buradan 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 2 çarpı 10 üzeri 1'i çarptığım zaman 24 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. Demek ki bütün aynı renkli olan ifadelerin çarpımı 24 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelmesi lazım. Şimdi sarıya baktığım zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir ya. O zaman burası 4 çarpı 10 üzeri 0 demem lazım. Şimdi beyaz kısımda 3 çarpı 10 üzeri 2. O zaman burası ne olması gerekir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olması lazım. Mavi kısımda 4 çarpı 10 üzeri 0. O zaman burası 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 demem gerekecek. Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor? A, B, C sayılarını bulmam gerekiyor. B sayısına baktığım zaman arkadaşlar B sayısı 0,6. C sayısına bakıyorum. C sayısı onu da yazayım. 4. 4 tam. A sayısı nerede? A sayısı 0, yani 1000'de 8. O zaman A sayısını şöyle yazarım. 0,008. Buraya sıfırları ekleyebiliriz. Buraya sıfırları ekleyebiliriz. Bunu toplarsak arkadaşlar şurası 8, 0, 6, virgül 4,608. 4,608 B şıkkında mevcut. 33. soruda onur şekilde yazılan her sayının asal çarpanlarını bulup etrafındaki üçgenlere yazıyor. Ve ilk üç şeklin her birinden birbirinden farklı asal sayılar alarak şekil 4'e yazıyor. Ve asal çarpanlar bu sayılar olan bir sayı oluşturuyor. Onur'un elde ettiği bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 168'in asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Buraya 2, 3 ve 7 yazıyorum. 156, 165'in asal çarpanları 3, 5, 11'dir. 156'nın asal çarpanları 2, 3, 13'tür. Şimdi şıklardan 204'ün asal çarpanlarına bakarsam 2'ye bölersem 102. 2'ye bölersem 51. 3'e bölersem 17. 17'ye bölersem 1 gelecek. 17 yok. 147'yi 3'e bölersek 49 olur. 7'ye bölersem 7 olur. 7'ye bölersek 7 olur. 165 buradan farklı gelmedi. 165 şey 385'e bakıyorum şimdi. 385'i 5'e bölebiliriz. 5'e bölersek 77 olur. 7'ye bölersem 11 olur. 11'e bölersem 1 gelecek. 693'ü bakıyorum.
Bakıyorum. 3'e bölersem 231 gelecek. Tekrar 3'e bölünür. 3'e bölersem 77 gelecek. 7'ye bölersem 11 gelecek. 11'e bölersem 1 gelecek. Demek ki buradan farklı asal sayılar buradan alabiliyorum. 3'ü alırım, 7'yi alırım, 11. Yani buradan 7'yi alırım, buradan 3'ü alırım. Ondan sonra buradan da 11'i alırım ve bu şekilde bir sayı oluşturmuş olurum diyebilirim. Ya da şöyle yaparız arkadaşlar. Şu 3'ü buradan aldık, 11'i buradan aldık, 3'ü buradan alalım. 3'ü buradan alalım. 3'ü buradan, 11'i buradan, 7'yi buradan alırsak cevabımız Denizli olur. 34. soruda bir çiftçinin denemelerine göre elde edeceği zeytinyağı oranlarını aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yıl elde edeceği zeytinyağı üretimi 15 ton olarak tahmin eden çiftçi, zeytinlerin 2 bölü 5'ini erken hasat, kalanını da geç hasat zeytinyağı yapmaya karar vermiştir. Çiftçi çıkardığı erken ve geç hasat zeytinyağlarını birbirine karıştırmadan eşit hacmi litre cinsinden tam sayı olan bidonlarda saklamak istemiştir. Bidonlardan her birinin 30 litreden az olduğu bilindiğine göre zeytinyağlarını saklamak için en az kaç bidona ihtiyacı vardır? Şimdi öncelikle 15 tonun 2 bölü 5'ini bulalım. 15 tonun 2 bölü 5'i 6 ton yapar. 6 ton 6000 kilogram yapar. Çünkü 1 ton 1000 kilogramdır. Şimdi burası 6000 kilogramın 1 bölü 20'sini erken hasat yapacak ve bunu 20'ye böldüğüm zaman 300 kilogram erken hasat. Şimdi geri kalan toplam 15 ton olduğuna göre 6 ton buradaysa 9 tonu burada geç hasatta. 9 ton o zaman 9000 kilogram demektir. 9000 kilogramın ise 1 bölü 18'i de 500 kilogram yapar. Şimdi 300 kilogramla 500 kilogramı birbirine karıştırmadan en az sayıda bunu paylaştırmak istiyoruz. O zaman EBOB sorusu 300 ile 500'ün en büyük ortak böleni EBOB'u 100'dür. Yani kaç farklı kap lazım? Ben 100'ün aslında bölenlerine baksam yeterlidir. O zaman 100 sayısı 1 çarpı 100. Yani 1 litrelik kaplarda 100 tane, 2 litrelik kaplarda 50 tane, 4 litrelik kaplarda 25 tane, 5 litrelik kaplarda 20 tane, işte 10 litrelik kaplarda 10 tane. Şimdi toplamda 25'ten az olması, 30'dan az olmasını istediği için, 30'dan az olmasını istediği için şu kısmı alacağım. Yani 25 litrelik kaplar almam gerekir. O zaman 300 kilogram, birinci durumda 300 kilogram vardı. Bunu 25'e bölersem bunun için 12 kap. 500 geç hasat olan onu da 25'e bölersem buradan da 20 kap ihtiyacım var. 12 ile 20 toplarsak buradan 32 tane olur. 35. soruda uzunlukları birbirine eşit iki raf üzerine dikdörtgen şeklinde A ve B cisimleri hiç kayma yapmadan sürekli bir köşeleri üzerine döndürülerek rafın sağ kısmına bir kenarları temas edecek biçimde taşınmışlardır. Cismin A cisminin kenar uzunlukları 2'ye 6 cm, B cisminin kenar uzunlukları ise 3'e 7 cm'dir. A ve B cisimlerinin son durumları, son konumları ve duruşları şekildeki gibidir. Rafın uzunluğu 100 cm'den küçük olduğuna göre A ve B cisimleri en fazla kaç kez döndürülür? Şimdi arkadaşlar şurası 6 cm, şurası 2 cm. O zaman 8 cm'de bir aynı konuma gelmiş olur. Şuraya da bakıyorum, burası 3 cm, burası uzunluğu 7 cm. O zaman 10 cm'de bir gelecek. O zaman 10 santimetre ile 8 santimetrenin en küçük ortak katını bulmam gerekecek. Ortak katımız 40 oldu. 100 santimetreden küçük olduğuna göre demek ki rafın uzunluğu 80 santimetredir diyeceğiz. Şimdi buradaki arkadaşlar şurası 10 santimetre olduğuna göre ben şunu söyleyebilirim. 80'i 10'a bölersem 8 tane bu şekilde ikili var. 8 tane. 2 ile çarparsam 16 defa olur. Başlangıçtakini çıkarıyorum. O zaman burası 15 defa çevrilmiş. Aynı mantıkla burası da 80'dir. 80'i 8'e bölüyorum. 10 defa döndü. 10 tane ikili var. 1, 2. Şu ikililerden 10 tane var. 2 ile çarparsam 20 olur. Başlangıçtaki şekli çıkartırsam ondan sonraki şekiller 19 defa döndürülür. Toplam buradan 19 defa, buradan da 15 defa. Her ikisini topladığımda 34 defa en
yapabiliriz. 36. soruda verilen yukarı yandaki şekilde verilenler ALM, KLNC, MLND dikdörtgen, EBKL ise karedir. Buna göre ABCD dikdörtgenin dörtgenin çevresi en az kaçtır? Öncelikle 216 ile 48'in en büyük ortak bölenini bulmam lazım. Niye? Kenarlar kare olduğu için bunları bulmam gerekecek. Bunu direkt 12'ye bölersem burası 18 olur. Şurası 4 olur. 2'ye bölersem 2'ye 9 olur. Şunları. O zaman burası 24. Eğer ben burayı 24 alırsam şurası da 24 olur. Şurası 24 ise burası 9 olur. Dolayısıyla burası da 24'e. Şurası da 24. O zaman burası 2 olmak zorundadır. Şurası da 9. Şurası da 2 olur. Şurası da 9 olur. Şu uzun kenarını çevre 1 olarak hesaplayalım. 9, 24 daha 33 artı şu kenar 26. İkisini toplayıp 2 ile çarptığım zaman 59 çarpı 2'den 118 olur. Peki bunu başka bir renkle ifade edeyim. Diyelim ki burası arkadaşlar kaç olsun? Örneğin burası, ben burayı 12 seçsem şurası da 12 olur. Şurası da 12 olur. O zaman burası ne olur? 4 olur. Şu uzunluk da 4 olur. Şurası 12 ise o zaman 216'yı 12'ye böldüğüm zaman kaç olur? Bir defa var. 12, kalan 9, 6, 8. Yani burası da 18 olur. Şu kısım 18 olmuş olur. O zaman burası 18, burası 12. Şöyle topladığımda 30. Şu şekilde topladığımda 12, şurası 12 idi. 12, 4 daha 16. İkisini toplayıp çarptığım zaman da buradan 46, 2 ile çarparsam 92 elde ettim. Bir de şöyle olabilir. Buraları silelim arkadaşlar şimdi. Fazla yoğun olmasın. Şurasını siliyorum. Hatta şunu şöyle yapayım. Şimdi artık diğer durumları bir inceleyelim. Şimdi buraya 24 dedik, 12 dedik. Bir de örneğin buraya 8 deseydim. Şurası da 8, şurası da 8, şurası da 8 olsa burası 6 olurdu. O zaman 216'yı 8'e böleceğim. 2 defa var. 16, kalan 5, 6, 57, 56, 7 defa var. O zaman burası ne olur? 27 olur. Demek ki burası da 27, şurası 8, burası 6 ise burası 6. Şu uzun kenarımız 35 oldu. Kısa kenarımız 14 oldu. Bunu da 2 ile çarparsam çevre 3'ü bulmuş olurum. 49, 2 ile çarparsam 98 olur. 92'den daha küçük bir değer bulamıyorum. Cevabımız o zaman C şıkkıdır diyeceğiz. 37. soruda bir okul 200 öğrenci yeni kayıt alacak ve öğrenciler birden 200'e kadar olan doğa sayı numarası verilecektir. Her öğrenciye bir tane okul numarası verilecek. Numaralandırma sistemi kayıt sırasına göre yapılacaktır. Her adımdaki numaralar tamamen bittikten sonra bir sonraki adıma geçilecektir. Birinci adımda 2'nin pozitif tam sayı kuvveti, üçüncü adım. Birinci adımda 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri, ikinci adımda 3'ün pozitif kuvvetleri, üçüncü adımda 5'in pozitif kuvvetleri. Dördüncü adımda ise en küçük numaradan başlanarak boş olan numaraları sırasıyla ata diyor. Buna göre okula 24. sırada kaydolan öğrenci numarası kaçtır? Öncelikle arkadaşlar 2'nin pozitif kuvvetlerini ben buraya yazdım. 7 tane bu şekilde numara almış olur. 3'ün pozitif kuvvetinden de 4 kişi, 5'in pozitif kuvvet numarasından da 3 kişi toplasam 14 kişi almış olur. Şimdi bunları numara aldıktan sonra geri kalan numara almayan öğrencimiz bu 14'tür ya, toplamda 24 kişi olması lazım. O zaman 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, toplamda 10 kişi var burada. Burada da 14 kişi, toplamda 24. kişi. Şimdi 24. kişiye bakıyorum. Numara verilmeyen kişiler kimlerdi arkadaş? Numaralı verilmeyen kişiler 1 numara verilmedi. 6 numara verilmedi. 7 numara verilmedi. Ondan sonra 10 numara verilmedi. 11 numara verilmedi. Çünkü herhangi bir sayının pozitif kuvveti değil. 12 numara verilmedi. 13 numara verilmedi. 14 numara verilmedi. 15 numara verilmedi. 16'yı da atmışız. 17 numara verilmedi. Şimdi birden başlayarak devam ediyorum. 15. adama
15. kişi 1 numarası alır. 16. kişi 6 numarasını alır. 17. kişi 7'yi, 18. kişi 10'u, 19. kişi 11'i, 20. kişi 12'yi, şurası 13'ü, burası 14, şurası 15 ve şurası da 17. Demek ki 24. sırada gelen kişiye 17 numara verilecektir. 38. soru arkadaşlar, bir EBOB sorusu. Şekilde iki yola eşit aralıklarla aralarında mesafe metre cinsinden tam sayı olacak şekilde aydınlatma direkleri dikilecektir. A, B, C noktalarında da bu direklerden konması şartıyla gerekli olan toplam direk sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle 90 ile 72'nin en büyük ortak böleni bulalım. 72 ve 90'ın en büyük ortak böleni. 9'a bölersen burası 8 olur, şurası 10 olur. 2'ye bölersem 5'e 4 olur. Demek ki 18 metre aralıklar. 18 ve 18'in pozitif bölenleri. O zaman 18 metre olabilir. Yani 1 çarpı 18 ya da 2 çarpı 9 ya da 3 çarpı şunu 3 çarpı 6 olur. Yani 18 metre aralıklarla, 9 metre aralıklarla, 6 metre aralıklarla ya da 3 metre ya da 2 metre aralıklarla ne yapmış olurum? Direk dikmiş olabilirim. O zaman ben şu uzunluğun tamamı 162'dir. 162. 18 metre aralıklarla direk dikecek olursam ne olur? 18'e bölersem 9 defa var. Başa da bir tane ektiğim için 10 tane direk olur. 10 tane var. 100, burası 162. Ben 168 yazmışım. 162, evet. Şu 162'yi şimdi kaça böleriz? 9'a böleriz. 9'a bölüyorum. 9'a böldüğümde kaç defa var? 18 defa var. 1 ekliyorum. Neden 1 ekliyorum? Çünkü başa da bir tane gelecek. Toplamda 19 direk 5 şıkkında var. 162'yi şimdi 6'ya bölerim. 6'ya bölersek 27 olur. Bir tane de başa dikeceğiz. 28. 28 yok. 162'yi 6'ya böldük. Şimdi 3'e bölüyoruz. 3'e bölersek arkadaşlar 54 olur. 1 eklesem 55 olur. 55 de var ama 29'u bulamayız. 39. soruda aşağıda 2020 yılının Nisan ayına ait bir takvim yaprağı görseli verilmiştir. Emre'nin doğum günü de bu ay içerisindedir. Takvim yaprağında işaretlenen gün ile Emre'nin doğum gününün ortak bölenlerinin en büyüğü 6 ise Emre'nin doğum günü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar 18 ile 18 ile en büyük ortak böleni 6 olduğuna göre o zaman 6 ile 18'in EBOB'u 6 ile 18'in EBOB'u şöyle diyelim. EBOB 6'dır. Olabilir. 12 ile 18 olur. Yine bu 6 olur. EBOB'ları yazıyorum. 12 dedik. 18, 24'ü seçebiliriz. 24 ile 18'in en büyük ortak böleni yine 6'dır. 24'ten sonra kim var? 30 var. 30 ile 18'in en büyük ortak böleni yine 6'dır. Yani Emre'nin bugünlerden herhangi birisinde olabilir, değil mi? O zaman 6, 12, 24 ve 30. Pazartesi olabilir, pazar olabilir, cuma günü olabilir, perşembe günü olabilir ama çarşamba günü olması imkansızdır. 40. soruda kısa kenarlarından birisi 24 cm ve çevresi 192 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eş kare parçalara bölünecektir. Buna göre eş kare parçalarının kenar uzunluklarının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi çevresi 192 olduğuna göre uzun kenarına ben A diyorum. O zaman çevreyi nasıl buluyordum? Çevre şöyle diye. Kısa kenarla uzun kenarının toplamının iki katı bana neyi vermesi gerekir? 192, yani çevreyi vermesi lazım. O zaman 192 eşittir 48 artı 2A. 48'i buradan çıkarıyorum. 192'den 48'i çıkartırsam 144 kalır. 144'ü de 2'ye bölersem uzun kenar, yani A'yı 72 olarak buldum. Şimdi benim kısa kenarım, uzun kenarım 72 oldu. Burada kaç farklı değer varsa ve hepsi kare olacağından dolayı bütün kenarlar birbirine eşit olması gerekir. Bir EBOB sorusu. O zaman 24 ile
72'nin EBOB'unu buluyorum. 24 ile 72'nin en büyük ortak böleni kaç olur arkadaşlar? En büyük ortak bölen birbirinin katı olan iki sayıdan EBOB'u küçük olan sayı eşittir. Yani 24'tür. Ben burada kaç farklı şekilde bulabilirim? 24'ün pozitif bölenleri kadar. O zaman 24'ün pozitif bölenleri kimdir? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Kaç farklı şekilde yapabiliriz bunu? 1, 2, 3, 4. 4 ikişer ikişer olduğundan dolayı şöyle. Yani bir kenar 1 santimetre olur, 2 santimetre olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur, 8 olur, 12 olur ve 24 olur. Kaç durum var bu şekilde? 8 durum var. Cevabımız Bursa. 41. soru arkadaşlar. Bir boya ustası yukarıda verilen boyalarla önce turuncu, sonra da mor renkte boyalar elde etmek istiyor. Öncelikle elindeki tüm sarı renkli boyaları kullanarak turuncu renk boya elde ediyor. Kalan kırmızı renkli boyayla da mavi boyayı karıştırıp mor renk elde etmek istiyormuş. Karıştırma işlemi bittikten sonra elde ettiği mor ve turuncu boyaları aynı büyüklükteki boya kutularını eşit miktarlarda birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimdeki boya kutularına koyacağına göre en az kaç boya kutusu gerekiyor? Bu EBOB sorusu arkadaşlar. Öncelikle biz turuncu rengi elde edelim. Turuncu rengi 120 sarı. Şuradan da 120 sarıyı alacak. Dolayısıyla buradan kalan 40 kırmızıdır. Kalan 40. O zaman turuncu rengimizi şuradan yazıyorum. Turuncu. 120 litre sarı renkten, 120 litre kırmızı renkten toplam 240 litrelik bir boya oluşturdu. Mor renge bakıyorum arkadaşlar. Mor renkte kırmızıdan 40 litre kalmıştı. Maviden 50 litre. Mavinin 40 litresini kullanıyorum. Çünkü eşit miktarda kullanması gerekiyor. Renklerin aynı olması için, istediği rengi elde etmesi için. O zaman 40 mavi, 40 kırmızı toplamda 80 litrelik bir mor rengi elde edecek. O zaman elde ettiği bu renkleri, yani 240 litre turuncu ve 80 litrelik mor boyaları eşit hacimdeki kaplara koymasını istiyoruz. O zaman 240 ile 80'in en büyük ortak bölenini bulmamız gerekecek. Bunu direkt 80'e bölebilirsiniz. 1, burası 3. Şimdi arkadaşlar, demek ki bizim kabımız en fazla 80 litre alabiliyor. 240'ı 80'e bölersem bunun için 3 kap. 240'ı, pardon, 80'i 80'e bölersem bunun için de 1 kap gerekiyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. EBOB bulduktan sonra şuradaki sayıların toplamı size kap sayısını verecektir diyeceğiz. 42. soruda arkadaşlar, yukarıda 3 torba verilmiştir. Bu torbalarda bulunan sayılarla ilgili olarak bilgiler torbaların üzerinde yazmaktadır. Birinci torbadan A, ikinci torbadan B, üçüncü torbadan C sayısı çekilmektedir. Buna göre 1, 2, 3 durumların hangileri doğrudur onu soruyor bize. Şimdi birinci torbadan asal çarpanı 2 olan sayılar, yani iki basamaklı sayılar 16, 32 ve 64. İkinci torbadaki sayı ise en büyük asal çarpanı 3 olan iki basamaklı sayılar 12, 24, 48, 96, 18, 27 olarak yazdım. C torbasında, yani 3. torbada arkadaşlar, en büyük asal çarpanı 5 olan 2 basamaklı sayılar 10 olur, 20 olur, 60 olur, 80 olur, 50 olur, 90 olur. Şimdi bu verileri gelip buradaki istenen durumlara uygulayalım. A artı B en az 41'dir. Arkadaşlar B'den, A'dan 16 seçersem, B'den de 12 seçersem en az 28 elde ederim. Buradaki ifade yanlış olmuş oldu. A sayısından B sayısını çıkarttığımız zaman en fazla 52 oluyormuş. O zaman A sayısını en büyük seçiyorum, 64. B sayısını da en küçük, 12 seçiyorum. Aradaki fark 52'dir. Bu doğru bir ifadedir. C'nin alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamı 100'dür. C'nin alabileceği en küçük değer 10. En büyük değer de 90'dır. Topladığımda 100 yapar. Bu ifade de doğrudur. O zaman 2 ve 3 cevabımız Bursa. 43. soruda bir matematik öğretmeni kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan 40 santimetre karelik alanlı en büyük çevre uzunluğuna sahip dikdörtgeni ilk çizen öğrencisini ödüllendirmek istemektedir. Buna göre ödül alan öğrencinin çizdiği dikdörtgenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar ben şu dikdörtgeni şöyle bir kenarda çizeyim. Alanı 40 santimetre kare ise o zaman 40'ın bölenlerine bakıyorum. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20,
3 ile bölünmez. 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Şimdi çevrenin büyük olmasını istiyorsanız o zaman kenarlar birbirinden olabildiğince en büyük seçmeniz lazım. Yani bu kenar 1, 40'a 1 olarak seçerseniz çevre şöyle olur. Çevre eşittir 2 çarpı 40 artı 1'den 41 çarpı 2'den şurası 82 santimetre elde edersiniz. Eğer çevrenin küçük olmasını istiyorsanız o zaman 5 ile 8'i seçersiniz. Sayılar birbirine olabildiğince yakın seçersiniz. Bu maksimum olan çevredir. Bir de minimumu da bulalım sizin için. Çevre eşittir 2 çarpı 5 artı 8 diyeceğiz. 13 çarpı 2'den 26. Minimum 26, maksimum 82. Cevabımız Bursa olacak. 44. soruda x sayısı 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı etrafındaki 8 sayıdan sadece ikisine tam olarak bölünebilmektedir. Buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu bölenlere bakıyorum. Öncelikle şıklardan asa çarpanlarına bakıyorum. 5'e bölersem burası 19. 19'a bölersek 1 olur. Yani 19 ve 5 olması lazım. 19 var, 5 var. Bu olabilir. 5 şıkkına bakıyorum. 96 2'ye bölersem 48. 2'ye bölersem 24. 2'ye bölersem 12. 2'ye bölersem 6. 2'ye bölersem 3. 3'e bölersem 1. Yani bölenleri arasında 2, 3 olması gerekir. 2, 3 şekilde yok. O zaman bu olamaz. 98'e bakıyorum. 2'ye böldüm 49. 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani bölenler arasında 2 ve 7 olması gerekir. 2 ve 7 yok. Bu da gitti. 99'a bakıyorum. 3'e böldüm 33. 3'e böldüm 11. 11'e böldüm 1. Yani bölenler arasında 3 ve 11 olması gerekir. 3 ve 11 olmadığı için o zaman en büyük değerimiz A şıkkıdır. Yani 95'tir diyebiliriz. 45. soruda şekildeki su depolarındaki suların hacimleri üzerine yazılmıştır. Depolardaki suyun tamamı hacmi litre cinsinden tam sayı olan eş hacimlerdeki kaplara boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Örneğin bu işlemi için 2 litrelik kaplar kullanılabilir. Çünkü her iki depodaki suların tamamı artmayacak şekilde 2 litrelik kaplara tam olarak doldurulabilmektedir. Buna göre bu işlem için kaç farklı şekilde özdeş kaplar kullanılabilir demiş. EBOB sorusu. O zaman 108 ile 144'ün en büyük ortak bölenine bakıyorum. 9'a bölersek burası 12, burası 16. EBOB. 4'e böleriz. Burası 4, burası da 3. O zaman en büyük hacimde 36 litrelik bir hacim alabiliriz. Kaç farklı dediği için 36'nın pozitif bölenleri bizim için cevaptır. O zaman 36, 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Kaç farklı durum? O zaman 1 alır. 1 litrelik, 2 litrelik, 3 litrelik, 4 litrelik, 6 litrelik, 9 litrelik, 12 litrelik, 18 litrelik ve 36 litrelik olmak üzere 9 farklı kaba ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. 46. soruda bir torbada birden 16'ya kadar numaralandırılmış toplar bulunmaktadır. İki oyuncunun bu torbadan toplar çekerek oyun oynadığı oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Her bir oyuncu sırasıyla kutudan iki top çeker ve bu iki toptaki sayılara bölünebilen 3 basamaklı en küçük sayıyı bulur. Oyuncular çektikleri topları torbaya bir daha atmazlar. Bulduğu sayı büyük olan oyunu kazanır. Bulunan sayılar birbirine eşitse oyun berabere biter. Oyunculardan birinin çektiği topların numarası 2 ve 10 olduğuna göre oyunun berabere bitmesi için diğer oyuncunun çektiği topların numarası aşağıdakilerden hangisi olması lazım? Hem 10 sayısına hem de 2 sayısına bölünebilen en küçük 3 basamaklı sayımız 100 sayısıdır. Şimdi bu 100 sayısının başka bölenleri kimdir? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, işte 10'a bölünür, 20'ye bölünür, 25'e bölünür, 50'ye bölünür, bir de kendisine bölünür. Şimdi bu bölenlerin dışındaki sayılara bakıyorum. Mesela şimdi adam 15 var mı? O zaman 15'i çekemez. Oyun berabere bitemez. 3'e bölünmediği için alamaz. 8'e bölünmediği için, 15'e bölünmediği için alamaz bu sayıları. O zaman oyunun berabere bitmesi için diğer oyuncunun 1 ve 5 alması gerekir. 1 ve 5 bu 100 sayısını da böler. Dolayısıyla ikisi de 100 sayısını tahmin etmiş olabilirler ve oyun berabere bitmiş olur. Cevabımız A şıkkı. 47. soruda marketlere göre ürün fiyatlarını Türk lirası cinsinden olarak tabloda verilmiştir. Buna göre A ürününden 2 üzeri 2 adet, B ürününden 3 üzeri 3 adet, C ürününden 4 üzeri 1 adet alan bir müşteri
Bu ürünlerin tamamını hangi marketten alırsa en az ödemeyi yapar. Şimdi arkadaşlar A ürününde 2 üzeri 2 aldığı için KLMN'yi hepsini 2 üzeri 2 ile çarpıyorum. 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8. Bunların toplamı arkadaşlar. B ürününe bakıyorum. B ürününde de 3 üzeri 3 ile çarpıyorum. C ürününde 4 üzeri 1 ile çarpıyorum. Şimdi K'dan ödeyeceği para 337 TL. L'de ödeyeceği para 323, 465 ve 590. En az ödemeyi L marketinde yapmıştır. Cevabımız Bursa'dır. 48. soruda üslü ifade sorusu. Yukarıda verilmiş örüntüde 3 farklı rengin sıralaması mavi, kırmızı, sarı renkli şeklindedir. Bu sıralama bir örüntü boyunca tekrar etmektedir. Sayılar ise 4'ün artan kuvvetleri olarak ilerlemekte. Buna göre 13. adıma kadar sarı renkli karelerin içine yazılmış olan üslü ifadelerin çarpımı, kırmızı renkli sayıların karelerin içine yazılmış olan üslü ifadelerin çarpımının kaç katıdır? Öncelikle sarı renklilere bakıyorum arkadaşlar. Sarı renkliler 4 üzeri 3, 4 üzeri 6, 4 üzeri 9, 4 üzeri 12 şeklinde gidecek. Kırmızı renkli karelere bakıyorum. Kırmızı renkli 4 üzeri 2'den başlıyor. 4 üzeri 2, 4 üzeri 5, 3'er 3'er atıyor. 4 üzeri 8, 4 üzeri 11. Bu bunun kaç katıdır onu soruyor bize. Hemen çarpıp bölüyorum. Tığ böldüm. Şunları bölüyorum. Buradan 4 üzeri 12, 9 daha 21, 27, 30. 4 üzeri 30 bölü. Şurayı çarparsam üstleri topluyorum. 11, 8 daha 19, 24, 26. 4 üzeri 26. Bu da 4 üzeri payın üstünden paydan üstünü çıkarıyorum. 30'dan 26 çıkarıyorsak 4 üzeri 4 ya da 2 üzeri 8 hangisi varsa cevabımız Ceyhan. 49. soruda bir bilgisayar programında klavyede basılan ilk sayı kuvvet, ikinci sayı negatif olarak tabana yazılmaktadır. Eşit tuşuna basılana kadar oluşan her üslü ifade çarpılarak devam etmektedir. Eşit tuşuna basıldığı anda sonucu vermektedir. Örneğin 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5 tuşlarına basıldığında şöyle bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Buna göre diyor ki Doruk bu programda sırasıyla 2, 8, 6, 4, 12 ve 5 tuşuna basıldığında hangi sonucu elde eder? Birinci olarak 2'ye bastı. Eksi 8 taban olur. Ondan sonra eksi 4 taban olur. O zaman eksi 5 taban olur şeklinde yazarız. Üstleri çift olduğundan dolayı bu sayıları pozitif olarak düşünebiliriz artık. 2 üzeri 6 olur şurası çarpı 2 üzeri 12 olur. Şurası da 5 üzeri 12. Üslü ifadelerde üstler eşitse tabanları çarpabiliyordum. 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 12 olarak yazabiliriz. Ya da 64 çarpı 10 üzeri 12 olarak yazarız. Cevabımız Bursa. 50. soruda 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 4 ve 2 üzeri eksi 5 sayıların yukarıda PRST karelerine yerleştirilip karelerin arasındaki işlemler yapıldığında çıkan sonuçların eşitleri karelerin yanlarında ve altlarına ve yazılmıştır. Bu üslü sayılar doğru bir şekilde yerleştirildiğinde en küçük sayı hangisi olur? Şimdi bunu doğru olarak yerleştirebilmemiz için ben bunu önceden yazdım. P'ye 2 üzeri eksi 2, R'ye 2 üzeri eksi 1. Şuradan 2 üzeri eksi 2 bölü 2 üzeri eksi 1 dediğim zaman burası 2 üzeri eksi 1 gelecek sağlanmış oldu. P ile senin çarpımı 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 5'in çarpımı bana 2 üzeri eksi 7'yi vermiş olur. Doğru. S ile T'nin çarpımı 2 üzeri eksi 5 ile 2 üzeri eksi 4'ün çarpımı 2 üzeri eksi 9'u vermiş olur. Bu şekilde bütün ifadelerin doğruluğunu tespit ettikten sonra o zaman en küçük olan kimdir? Bakıyorum. P sayısı 2 üzeri eksi 2. R sayısı 2 üzeri eksi 1. Ondan sonra S sayısı 2 üzeri eksi 5. T sayısı 2 üzeri 3. Şuradan 1 bölü 4. Şurası 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 32. Şurası 8'dir. Payları eşit. Paylar hepsi bir bileşik basit kesir olan birim kesirdir bunlar. Payı büyük olan en küçüktür. O zaman S sayısı en küçüktür diyeceğiz. Bir bilgisayar oyununda 51. soruda her oyuncuya başlangıçta bir puan veriliyor.
Her bölüm bitiminde toplam önceki puanın 2 üzeri 3 katı puana sahip olunuyormuş. Kaybettiğinde toplam puan yarıya iniyor ve o bölümü tekrar oynayarak oyuna kaldığı yerden devam ediyormuş. Bir oyuncu bu oyunda 3. bölümde bir kere kaybetmiş, diğer bölümleri kaybetmeden geçmiştir. Bu oyuncu 5. bölüme kadar toplam kaç puan alır? Şimdi 1. bölüme geliyorum. 1 çarpı 2 üzeri 3 puan olur. 2. bölümde 2 üzeri 3, 2 üzeri 3'ün katını puan alacak. 2 üzeri 6. 3. bölümde kaybetti. O zaman 2 üzeri 6'yı yarısını alıyorum. 2 üzeri 5. 4. bölümde devam ediyorum. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3 puan alacak. 2 üzeri 8. 5. bölüme geliyorum. Bir defa kaybettiği için bir defa yarıya indirdim. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 3. Buradan da 5. bölümde 2 üzeri 11 puan almış olur. 52. soruda Sahra kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir yemek masasını kenar uzunlukları 20 santimetre ve 30 santimetre olan birbirine eş dikdörtgen kağıtlarla kaplamıştır. Kaplama işlemini boşluk kalmayacak ve taşıma olmayacak ve kağıtların eşit uzunluktaki kenarlar çakışık olacak şekilde yapmıştır. Sahra aynı işlemi odasındaki kare masa üzerinde uygulamak istemektedir. Bu kare masanın alanı yemek masasını kaplamak için kullanılan tüm kağıt miktarının %25'i kullanılarak oluşturulabilecek en küçük karenin alanına eşittir. Buna göre Sahra'nın kapladığı yemek masasının alanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu bir kenar 20 santimetre ve bir kenar 30 santimetre olan 600 santimetre karelik bir dikdörtgen alandır. Şimdi ben bu kareyi 20'ye 30 şeklinde dikdörtgenlerle kaplatmak istiyorum. O zaman 20 ve 30'un en küçük ortak katını bulacağım. En küçük ortak katı buradan ekokumuz 60 olur. Demek ki bu karenin bir kenarı 60 santimetredir. Şimdi bu kare için kaç tane 20'ye 30 santimetrelik kağıt kullandım? Karenin alanını dikdörtgeninin yani 20 çarpı 30'un alanına bölersem sayısını bulurum. 6 tane. O zaman 6 tane ile şu kare tamamını kapatmış oluyorum. %25'i 6 taneymiş. O zaman %25'i 6 tane. %25'i karesel bir şekilde 6 tane yapabiliyorum. O zaman tamamı yani %100'ü 24 tanedir. Demek ki şurada dikdörtgen içerisinde 24 tane kağıtla kapatabiliyorum. O zaman 24 ile 600'ü çarparsanız buradan 1440 santimetre karelik bir alan oluşur diyeceğiz. 53. soruda Beren ile Ekin sınıf tahtasının enini ölçmek için farklı uzunluktaki cetvelleri kullanmıştır. Beren'in cetveli 35 santimetre, Ekin'in cetveli 28 santimetre uzunluğundadır. İki öğrenci ayrı ayrı tahtanın enini ölçmüş ve ikisinin de cetveli 11 santimetre dışarıda kalmıştır. Ölçüm sonucunun 2,5 metre ile 3 metre aralığında olduğunu bilindiğine göre tahtanın eni ne kadar maaş? Şurası. Şimdi o zaman 35 ile 28'in ekoku kadar olsun diyoruz. 7'ye bölersek burası 4 olur, şurası 5 olur. 4'e böleriz 1, 5, 5'e böleriz 1. Şurayı çarparsam 140 santimetre. Demek ki tahtanın boyu 140 santimetre ve 140 santimetrenin katları olacak. O zaman 2,5 metreyi santimetreye çevirirsem 250 santimetre olur. 3 metreyi de santimetreye çevirirsem 300 santimetre olur. Demek ki bizim uzunluğumuz 140'ın bir katı olan 250 ile 300 arasında kim olur? 280 santimetre. Demek ki tahtamızın boyu 280 santimetre uzunluğunda bir uzunlukmuş. Cetvelimiz 11 santimetre dışarıda kaldığına göre o zaman 280'den 11 santimetreyi çıkarttığımız zaman 269 santimetre olarak kalır. Bunu da metre çevirirsek 2,69 olarak cevabımızı buluruz. 54. soruda yukarıdaki görselde verilen A, B, C, D harfleri birer tam sayı temsil etmektedir. Şekildeki gibi iki harfin arasına ise bu iki sayının en büyük ortak böleni yazılmıştır. Örnek vermiş EBOB A, D ile A ile D'nin en büyük ortak böleni 2'dir. A ile B'nin en büyük ortak böleni 3'tür. B ile C'nin en büyük ortak böleni 5'tir. D ile C'nin en büyük ortak böleni X'tir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisine gelir? Şimdi arkadaşlar A ile D'nin en büyük ortak böleni 2 ise o zaman bu A'da kesinlikle 2 olması gerekir. D'de de kesinlikle 2 olması gerekir diyoruz.
Peki buradan ne yapabiliriz şimdi? Şimdi buradan örneğin ben buradaki B ile C'ye de baktım. B ile A'ya da bakıyorum. EBOB'lar 3 ise burada kesinlikle 3 olması gerekir. Burada da 3 olması lazım. O zaman A sayısı 6 oldu. Şimdi B ile C'nin en büyük ortak böleni 5 olduğuna göre B'de kesinlikle bir 5 olması gerekir. Bu C'de de 5 olması lazım. Şimdi gelelim buraya. 5 olması gerekir. D ile C'nin en büyük ortak bölenini şimdi bakacağız. Bir de A ile D'ye bakalım. D'yi diğer kısmına bakıyoruz. Şimdi buraya D ile C buraya 5 yazarsam olur. Şuraya kaç yazabiliriz? 2 yazabiliriz en az. Çünkü EBOB'ları 5 olur. Evet, burayı sağladı. Şu 6 sayısı. Şurası 6, şurası 10 sayısı, şurası 15 sayısı, şurası da 10 sayısı. Şimdi 6 ile 15'in EBOB'u 3'tür sağladı. 6 ile 10 sayısının EBOB'u 2'dir sağladı. 10 ile 10 sayısının en büyük ortak böleni 10'dur diyebiliriz. Bu da sağladı. Cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. 55. soruda Fatih Bey 315 kilogram tuzu, 280 kilogram şekeri, taşıma kapasitesi 10 kilogramdan az olan torbalar ile artmayacak şekilde ve birbirine karıştırmadan paketleyecektir. Ürünlerini en az sayıda torba kullanarak birbirine eşit kütlede olacak şekilde paketlemek isteyen Fatih Bey, 40. tuz ve 40. şeker paketini yaptıktan sonra tartının 2 kilogram fazla gösterdiğini fark ediyor. Fatih Bey yaptığı torbaları bozmadan yine aynı şekilde paketlemeye devam ederse tuz ve şeker için toplam kaç torba kullanmış olur? EBOB sorusu arkadaşlar. O zaman EBOB 315 ve 280. 7 kilogramlık torbalar kullanması gerekir. Ama 2 kilogram fazla gösterdiği için aslında 5 kilogramlık torbalar kullanmış oluyor. Şimdi 5 kilogramlık torbalar kullanmış olsa 40 tane torbayı 5 kilogramlıktan yaparsa paketlerse 200 kilogram bir paketleme yapmış olur. Dolayısıyla 300 kilo 315 kilogramdan 115 kilogramı artan kalan olur. Şimdi 40 çarpı 5 kilogramdan diğerinde de 200 kilogramlık bir paketleme yapacak. Buradan da artan 80 kilogram olmuş olur. Şimdi şu 115'i yine aynı şekilde 5-5 kiloluk poşetlere dolduracağı için 115'i 5'e böldüğümde buradan 23 torba 80 kilogramlık yine bunu 5 kilogramlıklara yerleştirirse 16 torba. 23 ile 16'nın toplamı 40, 39. 39 tane torbaya ihtiyacı vardır diyeceğiz. 56. soruda bir okulda bulunan öğrencilerin okul numarası birden başlamak üzere ardışık olarak verilmiştir. Numarası en büyük öğrencinin okul numarası okulun mevcudunu vermektedir. Okul numarası 3'ün pozitif tam sayı kuvveti olan 5 öğrenci, 5'in pozitif tam sayı kuvveti olan ise 3 öğrenci bulunmaktadır. Buna göre okulda bulunan öğrenci mevcudunun alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki farkı istiyor. Şimdi arkadaşlar 3'ün pozitif kuvveti 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 5. 5 kişi oldu. Eğer siz 3 üzeri 6'yı alırsanız 5 kişi geçmiş olursunuz. Dolayısıyla buradan bu ifademiz 243 olur. 5'in kuvvetlerine bakıyorum. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. 3 kişi vardı 5'in kuvveti olan. Eğer siz 5 üzeri 4'ü alırsanız 625'i alabilirsiniz. Şimdi maksimum olabilmesi için biz 5 üzeri 4'ü alamayız ama 5 üzeri 4'ten küçük olan bir sayı alabiliriz. Kimi alırız? 624'ü alırız ki bu maksimum olsun. Maksimum en az da 243. O zaman 624 ile 243'ün farkını alırsak burası 1, burası 8, burası da 3 olur. 381 olur. 57. soruda Elif öğretmen kedisinin gelişimini takip etmek için onu her ay veterine götürmektedir. Bu aylık kontrollerde kedisinin kütlesi aşağıdaki gibi not etmiştir. Buna göre kedinin kütlesinin en fazla olduğu ay hangisidir? Şimdi bu çözümlenmiş halini ben yazdım kenarda arkadaşlar. 30 tam, 30 tam, 30 tam olduğu için burada hangisinin büyük olduğunu tahmin edemeyiz. Onda birler basamağında 0, onda birler basamağında 2 var.
Onda birler basamağında 4 var. Onda birler basamağında 0 var. Şuradaki onda birler basamağı büyük olan daha büyüktür. O zaman şurası en büyüktür. En büyük olan da Kasım ayıdır. Cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz. 58. sorudan. Aşağıda verilen iki say çarkıyla bir oyun oynanıyor. Oyuncu her iki çarkı çevirdikten sonra ibrelere karşılık gelen iki sayının çarpımı kadar puan alacaktır. Bu oyunda Arya alınabilecek en yüksek puanı Melis ile Melis ise alınabilecek en düşük puanı almıştır. Buna göre Arya'nın aldığı puan Melis'in aldığı puanın kaç katıdır? Şimdi Arya maksimum puan alacaksa o zaman üssü pozitif olanları seçeceğim ve en büyük olanlar. 7 üzeri 15 ile 7 üzeri 10 en büyük sayılarımızdır. O zaman 7 üzeri 15 çarpı 7 üzeri 10 derim. Buradan 7 üzeri 25 maksimum puan alsın derim. Melis'in en küçük puan alması için üssü negatif olan ve üssü negatif olabilecek en küçük sayılara bakacağım. Buradan 7 üzeri eksi 9 ile 7 üzeri eksi 8'i alırsam minimum puan almış olurum. Buraya da Melis diyorum. Melis 7 üzeri eksi 8 çarpı 7 üzeri eksi 9. Bu da 7 üzeri eksi 17 yapar. Şimdi Arya'nın Melis'in kaç katıdır? O zaman 7 üzeri 25'i 7 üzeri eksi 17'ye bölersek bu 7 üzeri 25 artı 17 olur. Burada 7 üzeri 30, 12 de oradan gelecek. 42 olur. Cevabımız Denizli olur. 59. soruda üssü sayı makinesinde eksi 5 üzeri 2 sayısı girdiğimizde sonuç ne olur? Tabanı 3 artır, üssü de 4 azalt. O zaman eksi 5'i 3 artırıyorum, üssü 4 azaltıyorum. Bu ne olur? Eksi 2 üzeri eksi 2 olur. Sonuç 1 bölü 4 gelecek. Cevabımız Denizli. 60. soruda aşağıda bir içeceğin farklı marketlerdeki satış fiyatları TL cinsinden onun kuvvetleri kullanılarak çözümlenmiş halde verilmiştir. LGSB marketleri verilmiş. Buna göre bu içeceği en ucuz fiyatta almak isteyen Ali hangi marketi tercih etmelidir? Arkadaşlar ondalık sayıları bu şekilde çözümlerken önce tam kısma bakıyoruz. Tam kısmı küçük olan daha küçüktür. Burada tam kısmı küçük olan 3 var. Şuradaki G ve S var. Bunlar birbirine eşit olduğu için onda birler basamaklarına bakıyorum. Onda birler basamağında 8 var. Onda birler basamağında 0 var. Onda birler basamağında S marketi daha ucuz olduğuna göre 0 daha küçük olduğundan dolayı daha ucuzdur. Dolayısıyla S marketini tercih etmesi gerekir. 61. soruda küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımı TÜİK verilerine göre 2014 yılında sera gazı envanterine göre 1990 yılında yaklaşık 130 milyon ton. O zaman 1990'da 130 milyon tonu bu şekilde yazarız. Milyon iken 2014 yılında bu miktar yaklaşık 2,5 katına çıkmış. Yani 130'un 2,5 katı bu da 325 yapar. 325. Şimdi 2014 yılında o zaman 325 çarpı 10 üzeri 6 olur. Bunu bilimsel gösterim yapabilmem için virgülü 2 basamak sola getirmem lazım. Virgülü sola getirdiğim için 2 basamak artırıyorum. O zaman 3,25 çarpı 10 üzeri 8 olur. Cevabımız A şıkkıdır. 62. soruda Cem yukarıdaki 2 çarpı 14'lük birim karelere sayılar yerleştirecektir. Birinci satırdaki kareler 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan sayılar yerleştirecek. Bu satırda seçilen her ardışık 3 tane sayının çarpımı 2 üzeri 20 olur. İkinci satırdaki karelere 5'in pozitif tam sayı kuvveti yazılacak. Ve burada da ardışık 3 tane sayının çarpımı ise 5 üzeri 20 olur. Birinci ve ikinci satırda üst üste gelen sayıların kuvvetleri kaç tane sütunda aynıdır? Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Mesela ben şuraya ben A diyeyim, buraya B diyeyim. O zaman şuradan 2 üzeri 11 çarpı A çarpı B eşittir 2 üzeri 20'den. Buradan A çarpı B eşittir 2 üzeri 9 gelecek. Bir de şuraya bakalım mesela. Buraya C diyelim, buraya D diyelim, buraya X diyelim, buraya Y diyelim. Şimdi şu 3 parçayı çarparsam yani 5 üzeri 6 çarpı C çarpı D eşittir 5 üzeri 20 gelecek. Buradan C çarpı D 5 üzeri 14 olur. Şimdi arkadaşlar şuradan 3'ünü çarpalım. Şuradan C çarpı D çarpı X'i bulabiliriz.
5 üzeri 20 olur. C çarpı D'nin 5 üzeri 4 olduğunu biliyorum. 5 üzeri 4 çarpı X eşittir 5 üzeri 20. Buradan X 5 üzeri 6. Şimdi X'i bulduktan sonra diğerlerini artık rahatlıkla yerleştirebiliriz. X 5 üzeri 6 ise 5 üzeri 6, 5 üzeri 5'in çarpımı şöyle 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 5 çarpı Y deriz. Bu da 5 üzeri 20 gelecek. Buradan Y sayısı 5 üzeri 20'den 11'i çıkartırsak 5 üzeri 9. Şurası 5 üzeri 9. Şimdi 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 5 ile 5 üzeri 9'u çarparsam 5 üzeri 14 yapar. O zaman 5 üzeri 6. 5 üzeri 9, 5 üzeri 6 çarparsam 5 üzeri 15 yapar. O zaman burası 5 üzeri 5 yapar. 5 üzeri 6, 5 üzeri 5'i çarparsam 5 üzeri 11 yapar. O zaman 5 üzeri 9. Geriye doğru geliyorum arkadaşlar şimdi. Şimdi 5 üzeri 5, 5 üzeri 6 ile çarparsam 5 üzeri 11 yapar. 5 üzeri 9 gelecek. 5 üzeri 6, 5 üzeri 9, 5 üzeri 15 yapar. O zaman burası 5 üzeri 5 yapar. 5 üzeri 5, 5 üzeri 6 çarparsam 5 üzeri 11. O zaman burası 5 üzeri 9 yapar. 5 üzeri 6, 5 üzeri 5, 5 üzeri 9'dan burası 5 üzeri 5 gelecek. Sonra 5 üzeri 9, 5 üzeri 5 toplarsak 5 üzeri 14, burası 5 üzeri 6, 5 üzeri 5, 5 üzeri 6 çarparsam 5 üzeri 11 olur. Burası 5 üzeri 9 olur. 5 üzeri 6, 5 üzeri 9'u çarparsak 5 üzeri 15, o zaman burası 5 üzeri 5 gelir diyeceğiz. Şimdi aynı şekilde A'yı B'yi yazdığımız zaman arkadaşlar oraya da gelebiliriz şimdi. Buraya da 2 üzeri artık hepsini direkt yazıyorum. 2 üzeri 11, 2 üzeri 3 çok uzun olmasın diye ifademiz. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 11'i çarpmasın. 2 üzeri 17 yapar. 20 olması için 2 üzeri 3 gelir. 2 üzeri 11, 2 üzeri 3'ü çarpasam 2 üzeri 14, o zaman 2 üzeri 6 gelir. 2 üzeri 3, 2 üzeri 6 çarpasam 2 üzeri 9, burası 2 üzeri 11. Burası 2 üzeri 3, şurası 2 üzeri 6, şurası 2 üzeri kaç olur? 9, 11 olur. Şurası 2 üzeri 14, 6 olur. 2 üzeri 9, 2 üzeri 11 olur. 2 üzeri 6, 2 üzeri 11, 2 üzeri 17 yapar. Burası 2 üzeri 13 yaptı. Şimdi bunların şeylerine bakalım. Sütunlarda birinci ve ikinci satırda. Birinci ve ikinci satırda üst üste gelenlere bakıyorum. Hangileri? Üçüncü sütunda üstleri aynı. Ondan sonra 2 üzeri 6, 5 üzeri 6 şurada. Ondan sonra 9. sütunda 2 üzeri 6, 5 üzeri 6. Burada da var. Başka da var mı? 2 üzeri 6, 5 üzeri 6. Burada var. Sonuçta 1, 2, 3, 4 tane durum vardır diyeceğiz. Cevabımız Bursa. 63. soruda Zehra öğretmen sınıfında oynatmak istediği bir oyun kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Oyun tek kişiliktir. Tüm satır ve tüm sütunlarda A ve B harfleri yalnızca bir kez kullanılmaktadır. Boş kutucuklara yerleştirilecek harf yerleştirilmeyen satır veya sütun boş bırakılacaktır. Tablonun dışında ok ile gösterilen harfler o yönden bakıldığında o satır ve sütunun hangi harf ile başlayacağını belirtmektedir. Örnek vermiş bize. Mesela buradan B ile başladığı için B A şeklinde yazar. Buradan A ile başladığı için A B şeklinde yazar. Şimdi harflerin boş bırakılan kutucukları ifade ettiği sayısal değerleri de üslü olarak bu şekilde. A sayısı 4 üzeri 3, B 125'ün karesi, boş kutucuklarda 3 üzeri 6 olarak yazar. Ben şimdi boş kutucukları yazdım. Bu taraftan baktığım için B ile başlıyorum. B, A. Bir daha B yazamam ya da A yazamam. Çünkü aynı satır ve sütunda bir defa yazıyorum. Şu taraftan baktığım zaman A, B diye yazarım. Buraya B ya da A yazamam. Çünkü aynı satır ve sütunda bir defa yazmam gerekiyor. Buraya A yazdım. Burası da B olacak. Bu şekilde burası boş kalmış olur. Bir sayısına yani bir yere B gelmiş oldu. B 125. 125'in karesi çarpı boş olan yere de 3 üzeri 6 yaz diyor. 3 üzeri 6. Bunları çarpalım. 5, 125, 5'in 3. kuvveti üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6.
Buradan da 5 üzeri 6 ve 3 üzeri 6. Üstler eşitse tabanları çarpıyorum. 15 üzeri 6 sonucunu buluruz. Cevabımız C. 64. soruda aşağıda verilen sayıların çözümlenmişi yanındaki kutulara yazılmış. Çözümlenmişi doğru olanlara mavi renk, çözümlenmesi yanlış verilmiş olanlara ise kırmızı renge boyanacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra tablo nasıl görünür onu soruyor bize. Şimdi birinci 4 tam binde 72 sayısını. Burada 4 çarpı 10 üzeri 0 demesi gerekiyor. 10 üzeri 1 demiş, yanlış. O zaman birinci kutumuz kırmızı olur. 5 şıkkı gitti. Kırmızı olur ve kırmızı olur. Şu ifadeye bakıyorum. 4 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 0, 7 çarpı 10 üzeri eksi 2, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası doğru. O zaman burası mavi olacak. İkinci kutumuz mavi olan sadece C şıkkında var. Cevap C'dir diyeceğiz. Ama diğerlerine de bakalım. 4 çarpı 10 üzeri 0 tamam. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 değil. Eksi 2 olması lazım. O zaman kırmızı olması lazım. Diğer kısımları da size bırakıyorum. Cevap Ceyhan'dır. 65. soruda kağıt üreten bir firma her pakete 200 adet kağıt koymaktadır. Sedat Bey Kırtasiyesi'nde satmak için bu firmadan 4 koli kağıt almıştır. Her kolinin içinde 2 üzeri 3 kutu ve her kutunun içinde de 32 tane paket vardır. Buna göre Sedat Bey'in aldığı 4 kolide kaç kağıt vardır? O zaman 4 çarpı 4 tane koli. Her birinin içinde 2 üzeri 3 tane kutu. Her kutunun içinde 32 paket. Her pakette 200 kağıt. Bunların hepsini çarpacağız. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 2 deriz. Şurayı çarptığım zaman 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 2 yaparız. 2 üzeri 11 2048 yapar. Çarpı 10 üzeri 2. Bilimsel gösterim yapmak istiyoruz. Bunu bu tarafa getirsek 2.048 çarpı 10 üzeri 3 basamak sola geldiğim için burayı da 3 artırmam gerekir. 2,048 çarpı 10 üzeri 5 olur. Cevabımız Denizli. 66. soruda merve boyutları 200 cm ve 150 cm olan dikdörtgen şeklindeki halısının kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı olan en büyük kare şeklindeki parçaları ayırmak istiyor. Halıcı kesilecek her 50 cm için 2 TL ücret almaktadır. En az kaç TL öder? Şimdi burası 150 cm, şurası 200 cm. Ben bunu 150 cm'lik bir kare elde etmek istiyorum. 150'ye 150 diye parçalarım burayı. Sonra şuradan 50 santimetre kaldı. Şurası 150 santimetre, şurası 50 santimetre. Bir de şunu bu şekilde karesel bölgelere ayırırım. Bir kenar 50 santimetre olan bir karesel bölge buradan da elde etmiş olurum. Peki ne olmuş oldu aslında? Şu uzunluğuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu uzunluk, bak şu uzunluk, şu uzunluk 150 santimetre. Şu uzunluk 50 santimetre. Şu uzunluk da 50 santimetre. Toplam kestiği kısım 250 santimetre. Her 50 santimetre için 2 TL aldığı için bunu 250'yi 50'ye bölerseniz buradan kaç bulursunuz? 5 defa dersiniz 5 çarpı 50 250 yapar. 5 ile 2 TL'yi çarparsanız 10 TL ücret almış olur. 67. soruda yukarıda asal sayılara karşılık gelen harfler verilmiştir. Bu harflerden yararlanarak doğal sayıların kodları bulunmak isteniyormuş. Örneğin 180 sayısının kodunu 2233 5 şeklinde yazarsa AA BB C şeklinde kodlanmış olur. 3 çarpı 7 çarpı 15 üzeri x ifadesi kodu nedir diyor. O zaman 3 çarpı 7 çarpı 3 üzeri x 5 üzeri x diye yazabiliriz. Buradan da 3 üzeri x artı 1 çarpı 5 üzeri x çarpı 7 üzeri 1. Son sayımız ç'dir. Zaten hepsinde ç var. Oradan bulamayız. Buradan x tane var. 5'ten x tane. 3'ten bir fazlası yani x artı 1. Örneğin buradan 4 tane varsa buradan 5 tane olmalıdır. Buradan 6 tane varsa buradan 7 tane olması gerekir. Şimdi bakıyorum. 5'e karşılık gelen sayı, 5'e karşılık gelen sayı C'dir. 3'e karşılık gelen sayı B'dir. Yani B'nin sayıları C'nin sayılarından bir fazla olması gerekir. A şıkkından bakıyorum. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmaz. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada 4 var. Burada 5 tane olması gerekir. 1, 2, 3, 4, 5. Bak oldu. Çünkü x tane burada var. B'den de x artı 1 bir fazlası. Cevap B'dir diyebiliriz. Buraya bakıyorum.
1, 2, 3, 4, 5. 5 burada. Burada 6 olması gerekir. 1, 2, 3, 4 olmadı. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3. Burada 3 ise burada 4 tane olması gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmadı. Cevabımız Bursa'dır. 68. soruda aşağıda üzerinde 1'den 100'e kadar ahşap olan pulların olduğu bir tablo verilmiştir. Bahar bu tablodan sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sayıların tam katları olan pulların tamamını kaldırıyor. Buna göre 7 tabloda 7 ahşap pul kaldığına göre Bahar aşağıdaki sayılardan hangisini en son kaldırmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asal sayımız kalacak en son. O zaman şöyle 2'nin kuvvetlerinden başlasak. 2'nin kuvvetlerini sildi. 3'ün kuvvetleri, burada 4'ün kuvvet, 3'ün kuvvetlerini sildi. 4'ün kuvvetlerini silecek. 5'in kuvvetlerini silecek. 6'nın kuvvetlerini silecek. İşte 7'nin kuvvetlerine geldiği zaman bekleyecek. Buradan 8'in kuvvetlerini silecek. Ondan sonra 9'un kuvvetlerini silecek. 10'un kuvvetlerini silecek. En son 67'yi silmiş olur. Cevabımız C olur. 69. soruda aşağıda uzunluğu 84 santimetre olan ve uzunluğu belli olmayan iki çubuk verilmiştir. Sorulu matematik ödevi için görselleri verilen iki çubuğu eşit uzunluklarda keserek uçlarından birleştirmiş ve birbirlerine eş 3 adet kare. 3 adet kare o zaman bir kenarı, karenin 4 tane kenarı olduğu için 3 kare olduğundan dolayı 12 parça oluşturmuş oluyor. Ve 10 kesim yapmış. Buna göre uzunluğu belli olmayan çubuk nedir? Şıklardan gidelim. 72'ye 84 diyelim. Evoklarını bulalım. 2'ye bölerim. 36, 42. Sonra tekrar 2'ye bölerim. 18'e 21. Sonra tekrar 3'e bölerim. 7'ye 6. O zaman bir kenar, yani bir çubuğu 12 santimetre yapmış olur. Kaç parça oldu buradan? Toplasam 13 parça ama 12 parça olması gerekir. Demek ki A şıkkı değildir. 5 şıkkına bakıyorum. 60 ile 84'e bakıyorum. 2'ye böldüm 42. 30 eboktur. 2'ye böldüm 21'e 15 eboktur. 3'e bölerim 7'ye 5 eboktur. Bir kenarı 12 santimetre olur. Dolayısıyla şu parça sayısı verecektir. 5 ile 7'yi toplasam 12 parça. 12 parça olması için 10 kesim yapmamız gerekir. Cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. 70. soruda aşağıda eşit uzunluğa sahip mavi ve pembe renkli iki tel verilmiştir. Mavi tel parçaların uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde 8 eş parçaya ayrılmak için şekildeki gibi mavi noktalarla işaretleniyor. Pembe tel ise parçaların uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde 5 eş parçaya ayrılmak için kırmızı noktalarla, pembe noktalarla işaretlenmiş oluyor. Bu iki tel birer uçları aynı hizada olacak şekilde üst üste konulduğunda mavi pembe noktalar arasındaki uzunluk en az kaçtır? Şimdi 8 parçaya böldüm ve 5 parçaya böldüğüm için o zaman 8 ve 5'in ekoku 40 santimetredir. 40 santimetreyi 8 parçaya bölersem 5 olur. O zaman 5 santimetrede bir nokta koyacak. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35. Şimdi 40 santimetreyi 5'e bölersem ikinci pembe olan yere de 8 santimetrede 1, 8, 16, 24, 32 santimetre. Şimdi bunlar arasındaki uzunluğun farkının alabileceği en az onu soruyor. Şimdi şuradan dikkat ederseniz şu uzunlukla şu uzunluk arasında 8 ile 10 arasında 2 santimetre var. Şurası 16'da duruyor. Şurası 15'te duruyor. Aradaki fark 1 santimetredir. Şuraya baktığımız zaman 20 ile 26 arasında 4 santimetre, 20 ile 25 arasında 1 santimetre oluyor. 30 ile 32 arasında 2 santimetre oluyor. 32 ile 35 arasında 3 santimetre. En az 1 santimetre yapabiliyoruz. Cevabımız A'dır. 71. soruda aşağıda verilen şekil kareli bir defterin sayfasındaki özdeş birim kareleri göstermektedir. Bu defterin bir sayfasında yan yana duran şu şekilde yan yana duran 48 adet, üst üste duran da 64 adet birim kare vardır. O zaman şu şekilde 64 çarpı 48'dir diyebiliriz. Bu defter 108 sayfa olduğuna göre bir de bunu 108 ile çarpmış olacağım. Bunu üslü olarak yazarsam 2 üzeri 6, 48'i de 3 çarpı 16, o da 16'yı 2 üzeri 4 yazarım. 108'i de 36 çarpı 3 derim. 2 üzeri 6
3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 6 ile 6'nın karesi çarpı 3 deriz. Biraz daha düzeltelim. 2 üzeri 6, 2 üzeri 4'ü çarparsam 2 üzeri 10 çarpı 3 ile 3'ü çarparsam 3'ün karesi gelecek. 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2 yazarım. 6 üzeri 2. Buradan da devam edersem 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Cevabımız 2 üzeri 12, 3 üzeri 4 Bursa'dır. 72. soruda Kerem 0 hariç rakamları kullanarak 4 basamaklı şifre oluşturmuştur. Kerem'in oluşturduğu şifrede yan yana olan rakamlar aralarında asal olduğuna göre şifre aşağıdakilerden hangisidir? 1 ile 3 aralarında asal, 3 ile 9 aralarında asal değil, bu gitti. 2 ile 4 aralarında asal olmadığı için gitti. 3 ile 4, 4 ile 5, 5 ile 6 aralarında asaldır, cevap C'dir. 8-9 aralarında asal, 9-3 aralarında asal değil, cevap gitti. Cevabımız C. 73. soruda aşağıdaki tabloda Fatih'in aldığı meyvelerin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Fatih bu meyvelerin hepsini eşit kollu terazinin sol kefesine koyarak meyvelerin toplam kütlelerini ölçmek istiyor. Terazinin dengede olması için sağ kefeye konması gereken kütlenin kilogram cinsinin değerinin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaş 0,01 ile 1000'i çarparsam şurada çarptım 10 gelecek. 0,04 ile 100'ü çarparsam 4 gelecek. 0,8'i 10'a bölmüş oluyoruz. 10'un negatif kuvveti bölme demektir. Böldüğüm zaman 0,08 gelecek. 70'i 100'e bölmüş olduğum zaman 0,70 gelecek. Şuraya hepsini topladığım zaman 14,78. Şıklarda D şıkkını çözümlediğiniz zaman 14,78 geldiğini göreceksiniz. 74. soruda Kerim öğretmen matematik dersi için üzerinde üslü ifadelerinin olduğu bir çark hazırlıyor. Sınıfta kendisi çarkı 10 kez çeviriyor ve öğrencilerinden okun gösterdiği sayıları not etmelerini ve daha sonra toplamalarını istiyor. Çark 5 kez sarı. Sarı 5 çarpı 40 üzeri 2 artı 4 kez gri. 4 çarpı 20 üzeri 3 artı 1 kez mavi. 1 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi bunları düzeltelim arkadaşlar. 5 çarpı 40'ı 4 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 diye yazarız. Şuradaki 4 çarpı 20'yi de 2 üzeri 3, 10 üzeri 3 diye yazarız. Artı 10 üzeri 3. Düzeltelim şurası. Şurayı çarparsam 16 çarpı 5'ten 80 çarpı 10 üzeri 2 artı. Şurası 8 ile 4'ün çarpımı 32 çarpı 10 üzeri 3 artı 10 üzeri 3 gelecek. Şuradaki 1 10'u buraya verirsem 8 çarpı 10 üzeri 3 gelecek. Artı 32 çarpı 10 üzeri 3 gelecek. Buradan da 10 üzeri 3 gelecek. Hepsinde 10 üzeri 3 olduğundan dolayı 10 üzeri 3 parantezini dışına alıyorum. İçerideki sayıları topladım. 41 olur. 41 çarpı 10 üzeri 3. Bilimsel gösterim yapabilmem için virgülü bir basamak sola getirdim. 4.1 çarpı 10 üzeri 1 basamak da üste artırıyorum. 4 olur. 4.1 çarpı 10 üzeri 4 cevabımız Ceyhan. 75. soruda yukarıda görünen üzerindeki iki basamaklı sayıların yazılı olduğu kırmızı ve mavi renkli kartlar verilmiştir. Farklı renkteki kartların görünmeyen yüzeyleri birbirine yapıştırılarak yeni kartlar elde ediliyormuş. Oluşan yeni kartların kırmızı ve mavi yüzündeki sayılar aralarında asaldır. Buna göre oluşturulan yeni kartların herhangi bir yüzeyinden görünürlüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 15, 28, 55, 48, 77 ve 45'in asal çarpanlarını yazdım. 15'in asal çarpanları 3 ve 5, 28'in 2 ve 7, 55'in 5 ve 11 şeklinde yazdım. Neden böyle yazdım? Eğer yapıştırılan sayılar aralarında asal ise o zaman ortak asal çarpanın olmaması gerekir. Örneğin mesela 15'in arkasına siz 77 yazarsanız ortak bir asal çarpanı yok. Bakın bunu yazabiliyorsunuz. İşte 28'in arkasına 45'i yazarsanız ortak asal çarpanı yok. 48'in arkasına 55'i yazarsanız ortak bir asal çarpanı yok. Bu şekilde yani 15'in arkasına 77, 28'in arkasına 45, 48'in arkasına da 55'i yapıştırdığınız zaman bu sayılar aralarında asal olur ve bu Adana şıkkındaki gibi olur. 76. soruda Hüseyin ve Murat Mustafa'nın bir torbadaki 1'den 30'a kadar tam sayıların yazılı olduğu kartlar ile bir oyun oynayacakmış. Oyunun kuralları burada yazılmış. Ben hemen soruya geçiyorum. Kitap sizde olduğu için uzun olmasın diye.
Şimdi aralarında asal ise toplamı kadar puan alıyor. Aralarında asal değilse bu sayıların toplamı kadar puan kaybediyor. 5 ile 9 aralarında asal olduğu için 14 puan kazandı. 9 ile 12 aralarında asal olmadığı için 21 toplamda puan kaybetti. 12 ile 23 aralarında asal olduğu için 35 puan kazanmış oldu ve bu toplamda 28 puan alır. 2 ile 4 aralarında asal değil, 6 puan gitti. 4 ile 7 aralarında asaldır, 11 puan kazandı. 5 ile 15 ile 7 aralarında asaldır, 22 puan kazandı. Burada 27 puan almış olur. 5 yakında 8 ile 3 aralarında asal 11 puan. 8 ile 12 aralarında asal değil, eksi 20 puan. 12-17 aralarında asaldır, 29 puan. Buradan bu adam 20 puan kazanmış olur. 1 ile 5 aralarında asal olduğu için 6 puan. 5 ile 10 aralarında asal olmadığı için eksi 15 puan. 10 ile 18 aralarında asal olmadığı için eksi 28 puan. Buradan her durumda birbirine eşit olmayacak. Denizli şıkkına bakıyorum. 7 ile 9 aralarında asal olduğu için 16 puan. 9 ile 16 aralarında asal olduğu için 25 puan. 16 ile 20 aralarında asal olmadığı için eksi 36 puan. Buradan toplasam 5 puan gelecek. 2 ile 6 aralarında asal olmadığı için 8 puan gitti. 6 ile 14 aralarında asal olmadığı için 20 puan gitti. 14 ile 19 aralarında asal olduğu için 33 puan. Bunu da toplasam 5 puan gelir. Cevabımız Denizli'dir. 77. soru ve son sorumuz arkadaşlar. Kübra bir bilgisayar programı geliştirmiş. Bu programa göre şu işaret pozitif, şu işaret de negatif olarak üs olarak göstermektedir. Bu bilgilere göre 105,023 ondalık gösterimi aşağıdaki örneklerden hangisiyle modellenebilir? Burada A bölü B, A çarpı B şeklinde yazmış. 5 çarpı 10 üzeri 20 pozitif kuvvet olarak. Burası da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. D şıkkına baktığımız zaman 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu hangi şıkta oldu? Denizli şıkkında oldu. Diğer şıkları da kendiniz kontrol edebilirsiniz.